Değerli izleyenler, iyi akşamlar. Asuman Uğur ben. Yeni bir Gündem Özel'de daha birlikteyiz. Bugün Gündem Özel'in sağlık bölümünü gerçekleştiriyoruz. Koronavirüsle ilgili genelde yayınlarımızı gerçekleştiriyorduk ama bugün en az aslında koronavirüs kadar önemli bir konuyu, halk sağlığını tehdit eden bir konuyu, koronavirüsü de içine katarak işlemeye çalışacağız. Bugün bilinçsiz gıda takviyesi tüketimine değineceğiz efendim. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz yani marketlerde artık gıda takviyeleri yoğun bir şekilde satılmaya başladı ve özellikle korona günlerinde immün sistemi, bağışıklık sistemi güçlendirmek için gıda takviyelerine bir yöneliş oldu. Herkes ya eczaneden ya internetten ya da marketten gıda takviyelerini almaya başladı. Bir kontrolsüz bir tüketim çılgınlığı var. Bir yandan uzmanlar, eczacılar, akademisyenler, klinisyenler diyorlar ki bu gıda takviyelerini yüksek dozlarda alırsanız beklenmedik yan etkiler olabilir. Karaciğer yetmezliğinden tansiyon, şeker problemlerine, organ yetmezliğine, birçok organ hasarına ve ölüme kadar gidebilir. O yüzden bunu dikkatli şekilde kullanmak lazım. Bunun için de kan değerlerine baktırmak lazım. Bu dönemlerde ne var? D vitaminimiz, D vitamini takviyeleri çok alıyoruz. Koronadan koruyor diye. C vitamini çinkoya bir yönelim oldu. Hepsinde bir satış patlaması oldu ama kontrolü kullanmadığımızı görüyoruz. Öte yandan da efendim yanlış vitamin kullanıyoruz. Dozunda kullanmıyoruz, fazla kullanıyoruz. Bunların da önemli etkileri var. Özellikle yaşlılar çok daha fazla etkileniyor bu durumdan. Bir de internette satılanların birçoğunun sahte olduğu söyleniyor. Bu Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalardan. Bir eczaneye gidiyorsunuz, örnek veriyorum 200 liraysa bir gıda takviyesi internette neredeyse yarı fiyatına kadar alabiliyorsunuz. Acaba internette satılanlar gerçek mi? Gerçeğe yakın mı? Neden o kadar ucuz? Biraz bunları da irdeleyeceğiz. Sağlık Bakanlığı mı onay veriyor? Gıda ve Tarım Bakanlığı mı onay veriyor bu ilaçları? Biraz bunların hepsini değerlendiriyoruz. Vatandaşın sağlık okuryazarlığını arttıralım. Gereksiz yere gıda takviyesi almayın istiyoruz. Bugün hem saha temsilcilerimiz var hem de klinisyen ve akademisyenlerimiz var. Tüm boyutlarıyla gıda takviyesi gerçeğini işleyeceğiz efendim. Değerli konuklarımı hemen tanıtayım. İstanbul stüdyodan başlayalım. Sonra Ankara'ya ve Skype bağlantımıza dönelim. Zira Skype bağlantımızla başlayacağız. İstanbul stüdyo ile başlarsak eczacı Armağan Ener. Hoş geldiniz Sayın Armağan Ener. Teşekkür Farmatik ederim. Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Bir saha temsilcisi olarak aslında buradasınız. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Eczacı Neylan Zırhlıoğlu. Farmatik Girişimci Eczacılar Derneği Kurumsal Koordinatörü. Hoş geldiniz Sayın Neylan Hanımefendi. Saha temsilcisi olarak buradasınız. Skype ve Ankara bağlantılarımız hazır mı acaba? Evet Sayın Profesör Doktor Tayfun Uzbay Hocam, Üsküdar Üniversitesi'nden yayınımıza katılıyorsunuz. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı. Daha önce de Gündem Özel'de Sağlık Raporu'nda ağırlamıştık. Hoş geldiniz değerli hocam Gündem Özel'e. Hoş bulduk Asuman Hanım. Ve Ankara'ya uzanalım. Ankara stüdyoda Sayın Profesör Doktor Mustafa Can Kurtaran, Hacettepe Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı'nda aynı zamanda dahiliye uzmanı da söyleyelim değil mi hocam? Dahiliye uzmanlığının üstüne geriatri yan dal uzmanlığı yapılıyor. Çok da gerekli bir bölüm Türkiye için. Türkiye nüfusu yaşlanıyor çünkü ve daha çok herhalde geriatri uzmanına da ihtiyaç var değil mi? Oldukça ihtiyaç var. İyi akşamlar İstanbul stüdyodaki herkese. İç hastalıklar uzmanı olduktan sonra 3 sene daha eğitim alıp yan dal yapıp geriatri uzmanı olunuyor. Aslında tüm hekimlerin, çocuk hekimleri hariç yaşlılıkla ilgili farklı bir eğitimden mezuniyet sonrası da geçirilmesi lazım gibi görünüyor. Bu konuda eğitimlere ihtiyacımız var. Evet, hemen bu konuda da bir not düşmüş olduk. Türkiye dünya nüfusu yaşlanıyor ve daha çok geriatri uzmanı ihtiyaç var. Tekrar bu notu düşelim. Nasıl TUS'ta tercih ediliyor mu? Yani dahili uzmanlığın üstüne yapılıyor geriatri ama son yıllarda dünya ve Türkiye nüfusunun daha da yaşlanmasıyla bir talep var mı geriatri uzmanlığı yapmaya? Onu da sorayım elin başında, merak ettim. Hangi ülkede olduğumuza bağlı. Bizim ülkemizde şu an 175 geriatri uzmanımız, 7 milyon yaşlımız var. Sayı oldukça düşük. Avrupa Birliği ülkelerindeki ilk 15 ülkede ciddi rakamlar var. İngiltere'de, İspanya'da 3000'lere geldi geriatri uzmanı sayısı. İhtiyaç olduğu açık. Ülkemizin de %9 civarında bir yaşlı nüfusu var. Daha da fazla ihtiyaç olacağı da açık. Son birkaç yıldır ilgi arttı.
doktorların ilgisi var ama yeterince kadro ve yandal uzmanlık sınavında da seçenek sayısı şu anda az, daha fazla arttırılacaktır diye umuyorum. Sadece istemekle olmuyor, bir kadronun da olması lazım. O şekilde yönlendirmek lazım. Teşekkür ediyorum. Şimdi değerli Tayfun Uzbay Hocam, yayına sizle başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi hocam, klinisyenimiz ve akademisyenimiz var. Siz tıbbi farmakoloji anabilim dalı başkanısınız Üsküdar Üniversitesi. Değerli hocam, şimdi bir şunu anlamak istiyorum. Biraz kavramları açalım. Gıda takviyesi ve ilaç arasında nasıl bir fark var? Gıda takviyesini nasıl isimlendiriyorsunuz? İlacı nasıl isimlendiriyorsunuz? Önce bir şunun ayrımını bize anlatır mısınız rica etsem? Şimdi ben konuya bilimsel açıdan yaklaşırsam ve halk sağlığını öncelersem, bugün gıda takviyesi dediğiniz, gıda takviyesi kisvesi değil, yani kisvesi altında her tarafta rahatça bulunan, sadece eczanelerde değil artık son aşamada marketlerde bile gayet kontrolsüz bir şekilde görmeye başladığımız bir takım preparatlar var, farmasötikler var. Bakın biz farmakolojide ve eczacılıkta farmasötik şekillerden bahsederiz ilaçlarla ilgili. Nedir farmasötik şekil? Bir etken maddenin sağlığı etkileyecek şekilde, mekanizmayı etkileyecek şekilde ya da bir hastalığı işte buna bağlı olarak ortadan kaldıracak şekilde takdim edilmesi, sunulması. Bu tablet olabilir, kapsül olabilir, işte ampul formunda olabilir, pomat olabilir. Şimdi baktığımız zaman bu gıda takviyesi dediğiniz şeyler, bu kelimesi ilk önce şunu getirmesi lazım aklımıza. Yani biz yemeklerimizi yiyoruz, besleniyoruz. Gıda beslenme ile ilgili bir şey. Takviye etmek için de başka bir şeyler atıyoruz yanında. Bunlar beslenme takviye değil bir kere. Yani bizim beslenmemizle ilgili şeyler değiller. Doğrudan doğruya sağlığa yönelik ürünler. İlaç formatında ve bir ilaç formatında. Kapsül gibi, draje gibi, tablet gibi sunuluyorlar. Ama isimleri gıda takviyesi. Aradaki ayrım nereden kaynaklanıyor? İlaç dediğiniz ürünler tamamen eczaneden kurmak zorunda ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılıyor. Gıda takviyeleriniz Tarım Bakanlığı'ndan onay alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın takip sistemine de dahil değil. Şimdi Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alıyor ilaçlar. Bu vigilans dediğimiz bir takip sisteminin içine de dahil oluyorlar. Bunlar Tayfun Hocam, çok özür dilerim, sözünüze görüyorum. Değerli hocam, biraz galiba internetimizde sıkıntı var. Sesiniz gidiyor geliyor, kopuk geliyor. Belki düzelir diyorum bir süre sonra. Tekrar sizi yayına arkadaşlarım alsın, daha sağlıklı bir bağlantı için. Şimdilik sizden müsaade isteyelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli hocam. Olur mu? Bir interneti tekrar bir kontrol edebilirsin arkadaşlar. Tamamdır. Teşekkür ederim. Aslında Tayfun Hoca dediklerini ben çok duyamadım. İnternette kopukluk olduğu için ama. Şimdi Ankara'ya da döneceğim ama sizle başlayalım Armağan Bey. Tayfun Hocama sorduğum soruyu size de yöneltelim. Gıda takviyesi nedir? İlaç nedir? Hangi tanımlar gıda takviyesi olarak tanımlıyor aldığımız ürünleri? Neler ilaç olarak tanımlıyoruz? Buyurun. Asuman Hanımcığım. Tayfun Hocam'ın da ifade ettiği gibi içerisinde ilacın dışında ilaç etken maddesi içeren tüm farmasötik formlar, gıda takviyeleri doğru kullanıldığı takdirde etkili oluyorlar. Bu formların içerisinde mutlaka bir etken madde var. İlacın da içinde etken madde var, gıda takviyesi. Gıda takviyesinde. İkisini farklı kılan ne tabii? Yani ilaçların yapılış aşamalarını biliyoruz. O fazlara hiç girmeyelim ama nasıl ayırıyor tıp bunu, sağlık bilimleri? Yani Tarım Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılıyor. Gıda takviyesi adını alıyorlar. Esas ilaçlarımız Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alıyorlar. Ve ilaç tıbbi cihaz kurumunun kontrolüne tabi ürünler bunlar. Ve bu ürünler doğru kullanım için, hastanın doğru kullanması için doğru ürünü doğru zamanda doğru şekilde alması lazım ve ürünün özelliğine göre de doğru saklanması lazım. O zaman hastaya yarar sağlıyor. Aksi takdirde herhangi bir yararı olmuyor. Şimdi
o işin aslında başka bir boyutu. Onu bir dahakine soracaktım ama şimdi sağlık sistemi, gıda takviyesi, ilacı, şimdi etken madde oranına göre mi bakıyoruz biz? Şimdi her ilacın bir etken maddesi var ama o ilaçtaki etken madde bir bakıyorsunuz gıda takviyelerinde de var. Bu ilacın bizi iyi kılması, bizi daha iyi hissetmemizi sağlaması ile gıda takviyesinin bizi daha iyi hissetmesini sağlaması arasında bir fark var herhalde. Orada doz mu önemlidir? Nedir önemli olan? Şimdi doktorlar ilaç reçete ediyor ama son zamanlarda şu gıda takviyesini al diye destekleyici bir takım önerilerde de bulunuyorlar. Buna neden ihtiyaç hissediyor doktorlar? Bazen ilaç vermiyor, gıda takviyesiyle yoluna devam edebiliyor. Aynen. Çok problemli olmayan durumlarda. Buradaki ayrım nasıl ilerliyor? Gıda takviyelerinin içerisinde de biraz evvel ifade ettiğimiz gibi etken maddeler var. Yani örneğin ginkgo biloba ihtiva eden bir ilacımız var. İlaç olarak kullanıyoruz. Evet. Ama ginkgo biloba aynı zamanda gıda takviyelerinin içerisinde de yer alıyor. Ya da ginseng içeren ürünler ya da valeryan içeren ürünler gıda takviyelerinin içerisinde daha çok yer alıyor. Ama valeryanla sedatif ilaç kullanan bir kişi valeryanı da kullanmaya kalkıştığında adverse etki oluşuyor ve yan etkiler ortaya çıkıyor. Yani bu yüzden gıda takviyelerini kullanırken hastalarımızın çok dikkatli olmaları gerekiyor. İlacı doktordan onay alarak kullanıyoruz ya da bildiğimiz bir ilaçsa zaten ne kadar dozunda, zamanda kullanacağımızı bilirsek gene doktor kontrolünde kullanıyoruz ama gıda takviyelerini reçete edilmediği için ve reçeteyle alma zorunluluğumuz olmadığı için kontrolsüz bir şekilde kullanabiliyoruz. Size döneyim şimdi. Aslında bu yayının çıkış noktası nedir? Artık gıda takviyeleri her yerde satılıyor. Sahtesi var, gerçeği var, markette satılanı var, eczanede satılanı var. Bu kadar çok tüketilmesi doğru mu değil mi? Değil. Bu kadar çok tüketilmesinin birçok organ hasarına neden olduğu söyleniyor. Biz tükettiğimiz, gerekli durumda tükettiğimizde de bazen sahtesini, gerçek olmayanı tükettiğimizi de söylüyorsunuz. Biraz bunlara açıklık getirelim. Hı-hı. Şu anda gıda takviyesi piyasası ne durumda? İnternette satılan her şey sahte mi? Bir kere onu öğrenmek istiyorum. Eczanelerdeki tabii ki de gerçek. Sağlık Bakanlığı'nın onayı var. Siz depolardan alıyorsunuz. Tabii ki de bir gerçeklik payı var ama ve marketlerde de bunlar satılıyor. Üç arasında bir mukayese yapabilir misiniz? Gerçeklik, sahtelik arasında ve gereklilik arasında. Buyurun. Öncelikle benim düşüncem farmasötik forma giren her ürün ilaçtır. Tarım Bakanlığı'ndan onay aldığı zaman gıda takviyesi oluyor. Tamam. Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldığı zaman ilaç oluyor. Tamam. Dolayısıyla böyle bir ayrım var, tamam, ve bu ayrımın tamamen ortadan kaldırılması lazım. Çünkü biraz önce Armağan Başkan'ın da söylediği gibi gıda takviyelerinin de o kadar çok yan etkisi var ki bunu gıda takviyesi deyip ya da besin desteği deyip zararsız kılamayız. Hı hı. Çünkü gerçekten kullanıldığı zaman ya da bir reçeteli ilaçla birlikte kullanıldığı zaman tahmin edemeyeceğimiz kadar yan etkilerinin olduğunu biliyoruz. Nasıl yan etkiler olabiliyor mesela? Yani mesela, ne analiz edilmiş, ne görülmüş, bununla ilgili çalışmalar var mı, yayınlar var mı? Var tabii ki. Mesela kan sulandırıcı kullanan bir hasta, tamam, omega kullandığında kanı daha seyrelttiği için ciddi kanamalar olabilir. Tamam. Mesela en basiti. Ya da St. John's Wort dediğimiz kantaron, sarı kantaron. Bunu antidepresanla kullandığınız zaman antidepresanların etkisini çok artırdığı için istemediğimiz bir yan etkidir bu. Ya da yine sarı kantaron ya da antidepresanı bir oral kontraseptif dediğimiz kadın doğum kontrol ilaçlarıyla kullandığımızda doğum kontrol ilaçlarının etkisini azalttığını biliyoruz. Dolayısıyla bunlar çok ince noktalar ve gerçekten bu ürünler doktor tavsiyesi ve veya eczacı danışmanlığında mutlaka kullanılmalıdır. Aslında şöyle, doktorların da gıda takviyeleri hakkında çok şey bilmesi lazım bence. Yani çünkü vatandaş bu kadar yaygın kullanıyorsa bunu elbet bilgi ve fikir sahibi olması gerekiyor hekimlerin. Gıda ilaçları biliyor hekimler, evet, ama gıda takviyeleri konusunda hekimlerimizin yeterli bilgisi ve donanımı var mı hastayı doğru yönlendirmek açısından? Ben bilgilerinin tam olduğunu düşünüyorum. Sadece şimdiye kadar bazı hekimlerimiz gıda takviyelerine, gıda takviyeleri dediğimiz gruba yeteri kadar inanmıyordu, güvenmiyordu.
Ama şu anda onlar da biraz önce sizin de söylediğiniz gibi reçetelerde bazen Sağlık Bakanlığı'nın ilaçlarının yerine bu gıda takviyelerini yazdıklarını görüyoruz. Ve gerçekten bu ürünlerin tedavi etkileri de var. Tedaviye yardımcı etkileri de var. Dolayısıyla ben doktorlarımızın bu konuda eksik olduğunu düşünmüyorum ama yavaş yavaş bu ürünlerin önemini onlar da anlıyor. Böyle söylemiş olayım. Evet. Şimdi Tayfun Hocam hazır mı? Dönebilir miyiz? Ses internetimiz sağlıklı çalışıyor mu? Hocam merhaba. Bir toparlayın merhaba. İsterseniz tekrar size sorduğum soruyu. Belki ayırımı siz içeride olduğunuz için, akademisyen olduğunuz için daha iyi yaparsınız ve gıda takviyeleri ilaçlarla birleştiğinde nasıl bir etkileşim yapıyor ve gıda takviyeleri bilinçsiz, kontrolsüz, ihtiyacımız dışında kullanıldığında nasıl bir organ hasarına neden oluyor, sağlığımızı nasıl bozuyor? Bir toparlayalım mı değerli hocam? Şimdi benden önceki konuşmacılar zaten çok çarpıcı örnekler de verdiler. Gıda takviyelerinin yan etkileriyle veya... Ses açabilir miyiz arkadaşlar? Önceki... Geliyor mu efendim sesim yeterince? Ben biraz az duyduğum için arkadaşlarımı sesi açmalarını rica ettim. Siz devam edin lütfen hocam. Ben önceki konuşmamı çok kısa özetlemeye çalışayım size. Bakın ben farmakoloji uzmanıyım. Farmakoloji ilaç bilimi demektir. İşte eczacılıkta ilaçla ilgili en fazla bilgiye sahip olan sağlık profesyonellerinden, sağlık çalışanlarından bahsediyoruz. Bir eczacının 5 yıllık eğitim hayatının neredeyse 4 yılında kimyasından bitki kimyasına kadar veya botaniğine kadar tamamen ilaçla hayatı geçer. Bizim için önemli olan, hasta sağlığı için veya insan sağlığı için önemli olan şey ilaçtır. İlaç tanımı vardır. Bu ilacın tanımı gayet nettir. Bunu hekim de bilir, eczacı da bilir, bütün tıp disiplinleri de bilir. Bugün gıda takviyesi denilen, Tarım Bakanlığı'ndan onay alan bu ürünlerin çok çok önemli bir kısmı, %90'ından daha fazlası, buna vitamin ve mineralleri de katabiliriz. Onlar da gıda takviyesi başlığı altında bile pazarlanıyorlar. Halbuki biz bunları farmakolojide okuturuz, vitaminleri, mineralleri ayrı bir ders olarak okuturuz. Bunlar o kadar da öyle kendi başına kullanılacak her derde deva şeyler değillerdir. İlaç söz konusudur burada. Sadece ve sadece Tarım Bakanlığı'ndan onay almış olmalarıyla gıda takviyesi oluyorlar. Peki neden bu kadar çok tercih ediliyor veya neden bu kadar çok bununla ilgili tartışmalar çıkıyor? İşte markete falan da giriyor. Bir ürünü ilaç olarak pazarlamak, bakın burada başka bir faktör giriyor işin içerisine. İlaç dediğimiz ürün bir ticari meta mıdır? Yani bir ticari meta olarak bir tekstil ürünü gibi başka bir tüketim malzemesi gibi mi pazarlanmalıdır? Yoksa bunun pazarlanmasının etik ve yasal bir takım başka kuralları mı olmalıdır? Halk sağlığını önceleyecek şekilde. Tabii ki ikinci söylediğim şey geçerli. Ama genellikle bu batıda da çok yaygındır. Doğuda da çok yaygındır bu gıda takviyesi meselesi. Bir ilaç... İlaç olma özelliği kazanıp eczanenin raflarına gelene kadar ve bir hekim tarafından reçeteye yazılıncaya kadar çok önemli yollardan geçer. Ve piyasaya çıktıktan sonra da kontrol altındadır, sürekli takip altındadır. Bir eczacı bir ilacı verirken veya tavsiye ederken bir hekim hastasına bir ilacı öngörürken ya da yazarken hem vicdani sorumluluk altındadır. Her iki meslek mensubu da yemin etmiştir. Yemin ederek mesleğine başlamıştır. Hem de yasal yaptırımlara uğrar. Ama bu gıda takviyelerinden bir sürü şey sayıldı mesela. İşte kan sulandırıcı özelliğinin artmasına bağlı olarak kanama. Eğer bu kanamayı artırıcı özellik ülseri olan, mide kanamasına yatkın olan bir kişi de ortaya çıkıyorsa ciddi bir kan kaybı ve hayatını kaybetme de söz konusu olabilir. Az önce Sarı Kantaron'dan örnek verildi. Oradaki değerli eczacı kardeşim antidepresanların etkisini artırır dedi. Sadece etkisini artırmaz. Bunu halkımız yanlış da anlayabilir. İlaç okur yazarlığı oldukça düşük olduğu için toplumda. Aa ne güzel işte ben alayım daha fazla antidepresan etki göreyim. Hayır. Örneğin serotonin dediğimiz halk arasında da
mutluluk hormonu olarak bilinen ama öyle mutlulukla, hormonla falan çok da ilgisi olmayan bir beyin kimyasalını çok fazla artırabilir sarı kantaron. Bu artırıldığında da serotonin sendromu dediğimiz ciddi ölümcül de olabilecek bir sorun ortaya çıkabilir. Bu şekilde hayatını kaybeden birileri varsa bunlardan haberimiz de olmayabilir. Çünkü bunlar masum ürünler. Gıda takviyeleri ne olacak ki? Yani netice itibariyle şöyle durumlarla da karşılaşabiliriz. Bir hekim hastasına bir antidepresan yazabilir. Ancak hastası ona haber vermeden, herhangi bir bilgi vermeden bu gıda takviyesini de antidepresan olarak alıp etkiyi kendi başına artırmaya çalışabilir. Ve bu arada ciddi bir yan etkiyle karşılaştığında ya da başı ciddi bir şekilde derde girdiğinde gıda takviyesi hiç ortaya çıkmadan doğrudan hekimi suçlamak ya da hekimin işte bilgisizce ilaç yazdığını veya yazılan ilacın ciddi yan etkisini gördüğünü iddia edebilir bu şekilde. Bunlar tabii hiçbir zaman ilaç kategorisi değerle değerlendirilmediği için, doğal ürünler dendiği için, doğal ürünler her zaman doğal dendiğinde, bitkisel dendiğinde son derece emniyetli, herhangi bir yan etkisi olmayan, işte atalarımızdan beri bize gelen bir takım ürünler olarak anlaşılıyor. Ama bu anlayış da son derece yanlış. Bu anlayışın da değiştirilmesi gerekiyor. Ve son olarak şunu söyleyeyim burada, çok fazla lafı uzatmadan. Bir kere gıda takviyesi dediğimiz ürünlerin hepsi ilaç bir kere bana göre. Benim gördüğüm kadarıyla ve bunların kesinlikle eczane dışına çıkmaması lazım. Ne aktarlardan ne marketlerden verilmemesi lazım. Zaman çünkü gıda içlerinde... Gıda Bakanlığı'nın da onayı, efendim? İl Sağlık Bakanlığı'nın onayı olmalı. Aynen öyle. Hı. Etken çünkü bakın bir etken madde içeriyorlar bakın. Bir, içlerinde etken madde var. İki, bir farmasötik şekil olarak sunuluyorlar. Yani bunlar aynı ilaç gibi kutuların işte içerisinde kapsül gibi tablet şeklinde bir ilaç gibi sunuluyorlar. Üçüncüsü ve çok çok daha önemlisi, ya nasıl gıda takviyesi olur ki bunlar? Sağlığa yönelik sunuluyorlar. Yani şu depresyonunuza iyi gelir, bu tansiyonunuza iyi gelir, şu gıda takviyesi şekerinize iyi gelir. Böyle bir şey yok bakın. Böyle bir şey ne tıp pratiğinde var. Böyle bir şey eski devirlerde bile yok. Yani bundan önceki şu Rönesans dönemine falan gitsek, eski Yunan'a gitsek, yani hekimlik, eczacılık bu kadar artık kontrolsüz değildi. Yani hep her dönemde belli bir kontrole, belli bir şeye tabiydi. Şu anda bu sistem içerisinde ticari ürün olarak o kadar çok pazarlanması yapılmaya çalışılıyor ki artık iş çığırından çıkmış durumda. Bir başka durum şu gıda takviyeleriyle ilgili. Bakın Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ilaç reklamı yapmak yasaktır. İlacın ancak tanıtımını yapabilirsiniz. Kime yapabilirsiniz? Sağlık profesyonellerine yapabilirsiniz. Hekime ve eczacıya ilacın tanıtımını yapabilir firmalar. Bunda bir sakınca yoktur. Ancak televizyonlarda ilaç reklamı yapamazlar. Bir asansöre binmiş bir sürü kişi birisi bir şey damlatıyor. Ondan sonra bunun koruyucu etkisi olduğu söyleniyor. Hatta bir tık ileri gidiliyor. Koronavirüsten bile koruyacağı iddia ediliyor. İnsanlar daha rahat asansöre binsin diye bir de teşvik ediyoruz bu şekilde. İşin öbür tarafında tıbbi cihazlar var. Tıbbi cihaz dedim şimdi değil mi? Bütün herkesin aklına tıbbi cihaz denince bir takım cihazlar gelmiştir tıp alanında kullanılan. Bakın tıbbi cihaz ruhsatı da veriliyor TÜİK tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından. Bunlar da bal gibi ilaç büyük bir çoğunluğu. Neden acaba bunlara bu şekilde bir ruhsat veriliyor, tıbbi cihaz ruhsatı veriliyor? Çünkü ilgili bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğin ilgili maddesi diyor ki eğer bir ürün tıbbi cihazsa ve geri ödemesi yoksa Sağlık Bakanlığı tarafından reklamı yapılabilir diyor. Bu şekilde hiç tıbbi cihazla alakası olmayan damla formunda, tablet formunda, başka formlarda, birçok formda ilaç olan, bal gibi ilaç olan, içinde de ilaç etken maddesi olan bir takım ürünler tıbbi cihaz kisvesi altında pazarlanıyor. Bunların reklamları yapılabiliyor rahatlıkla. Yani ilaçta reklam son derece tehlikeli bir şey.
Ha, ben böyle konuştuğum zaman genellikle şöyle bir eleştiri alıyorum. Ama diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri çok önemli, bilimsel olarak çok gelişmiş bir ülke. Bu ülkede artık marketlerde satılıyor. Orada zincir eczaneler var hatta. Marketlerde insanlar istedikleri gibi ilaçlarını alıyorlar, istedikleri gibi kullanıyorlar. Ben o zaman şu örneği de vereyim. Amerika Birleşik Devletleri şu anda dünyada yaşlı ölümlerinin en yüksek olduğu ülke ilaç intoksikasyonuna, ilaç zehirlenmesine bağlı olarak. Özellikle orada bir geriatri profesörü hocam da var. Sanırım bu konuda o da konuşacaktır ilerleyen dakikalarda. Özellikle yaşlılarda, yaşlılar çünkü çok meraklı oluyorlar performanslarını daha fazla artırmak için, kemiklerini güçlendirmek için, düşmüş D vitamini düzeylerini artırmak için ya da hayat kalitelerini artırmak için. Çünkü yaşlı insan demek aynı zamanda ufak ufak bazı kronik hastalıkları olan, bu kronik hastalıklar için bir takım ilaçlar kullanan insan demektir. İnsanlar hem gıda takviyesi ilaç değil, ben gıda takviyesi alınca işte tansiyonum düşüyor falan diye rahatlayabiliyorlar. Ya da gıda takviyelerini bunlara ilave alıyorlar. Halbuki yaşlılar da vücuttan ilacı uzaklaştıran mekanizmalar yavaşlamıştır. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları erişkinlere, gençlere göre veya daha orta yaştaki insanlara göre daha yavaşlamıştır. İlaç etkileşmelerine, besin ilaç etkileşmelerine daha açıktır yaşlılar. O yüzden de yaşlılar bundan çok da fazla zarar görüyorlar. Ben ilaç başlığı altında bunların hepsini topluyorum. Ne tıbbi cihaz ne de gıda takviyelerini ilaç dışında tutmamak gerekiyor. Bunları denetim altına almak gerekiyor. Reklamlarını engellemek gerekiyor bir şekilde. Burada RTÜK'e görev düşüyor. Ben hazır bu fırsatı bulmuşken şunu da söyleyeyim. Bir ürünle ilgili dayanamadım. Kendim doğrudan bizzat RTÜK'e, TİTÇK'ya ve Sağlık Bakanlığı'na bir farmakoloji uzmanı olarak ihbarda bulundum. Yani çok kötü bir şekilde reklamı yapılıyordu. 30 ayın altındaki çocuklarda asla kullanılmaması gereken kontrendike, ne demek kontrendike? Kullanıldığı zaman ölümcül yan etkisi olabilecek bir malzeme, bir ürün tıbbi cihaz kisvesi altında piyasaya çıktığı için 6 aylık bebeklerle reklamları yapılıyordu. Televizyonda bu reklamlar yapılabiliyordu. Düşünebiliyor musunuz acaba ne kadar fazla sayıda anne, üstelik de bebeği rahatlattığı falan söylüyor bu ürünün, acaba kullandı ve bu arada bazı bebeklerin zarar görüp görmediğini bilmiyoruz. Ama siz ilaç olarak bunu reçeteye yazarsanız ve bebek hayatını kaybederse ya da ciddi bir yan etki olursa, o zaman bu doktoru mahkemeye verebiliyorsunuz. Bu eczaneyi ne bileyim işte şikayet edebiliyorsunuz, edebilirsiniz ama herhangi bir doktor veya eczacı da size asla böyle bir ürünü vermez. Bu çok ciddi bir durum şu anda. Ben daha fazla sözü uzatmadan diğer konuklarımıza da fırsat vereyim isterseniz. İlk sorunuzla ilgili böyle kısa bir özet yapmış olayım. Tamam. Çok teşekkürler hocam. Sayın Mustafa Can Kurtaran Ödül'üm, Hacettepe Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı, aynı zamanda dahiliye uzmanı. Şimdi üç konuğumuzun söyleyeceklerini, eklemeleriniz nelerdir ama zira bilinçsiz vitamin, gıda takviyesi kullanımı, yaşlı bireyleri ve tedaviyi nasıl etkiliyor? Siz klinikte bunları kullananların maruz kaldığı yan etkileri, bunların komplikasyonlarını hiç gözlemlediniz mi? Zira korona günlerinde yaşlılar çok dışarı çıkamadı. İnternetten çok daha fazla gıda takviyesi almaya başladık. Belki yaşlılarımız bunları daha fazla tüketti ve bundan kaynaklı birçok belki ekstra hiç beklenmedik sağlık problemleri doğdu. Biraz gözlemlerinizden bahseder misiniz lütfen? Buyurun. Çok teşekkürler. Çok önemli konu. Sadece yaşlılar için değil, tüm halk için, halk sağlığı için büyük bir sorun. Aslında birkaç eklemeyle başlayayım, oradan klinikle ilgili devam edeyim. Bir tanesi yıllardır süren bir tartışma. Biz yaklaşık 10 yıldan daha uzun bir zamandır Tarım Bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığı ruhsatı diyoruz. İster takviye olsun, ister ilaç olsun. Bu konu çözülmüyor. Bu konunun içinde başka detaylar var, bu akşamki program için değil belki ama Tarım Bakanlığı bu hakkını devretmek istemiyor yıllardır. Bunu devretmedikleri müddetçe tanımlarına baktığınızda çok masum gibi görünen gıda takviyeleri
Esasında az önce sordunuz ne farkı var diye. Dozaj farkı var, miktar farkı var, içerik farkı var. Hepsi takviye anlamında diye çıkıyor tanımlamalarda ama Tayfun Hocam çok güzel anlattı. Reklamı, promosyonu, konuşulan şeyleriyle bir bakıyorsunuz bambaşka yerlere gidiyor. İlaçla aynı noktaya geliyor. İşin Türkçesi bunların hepsinin Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olması. Sadece ruhsat değil, devamında da denetlenebiliyor olması lazım. Ama bu konu yıllardır çözülmüyor. Umarım çözülür. Şimdi biz bunun olumsuz etkilerini sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada görüyoruz. Tayfun Hocam da söyledi. Gıda takviyesi adı altında kullanılan, önerilen ve kontrolsüz kullanılan, bir hekime ya da eczacıya danışmadan kullanılan bu ürünler, yaşlılar başta olmak üzere hastalarımızı etkiler. En çok ne görüyoruz? Böbrek görüyoruz. Yani bakın diyaliz merkezlerine gidin, sebepsiz yere diyalize giren birçok hastanın esasında ilaç toksitelerine bağlı böbrek yetmezliklerine gittiğini görürsünüz. Ve sadece ilaç değil, gıda takviyelerine bağlı. Bizim yaşlı hastaların zaten böbrek rezervleri çok iyi değildir birçoğunun. Onlar da hemen böyle bir yanlışlıkla kullanılan, bilmeden kullanılan, iyi niyetle kullanılan, birinden duyarak kullanılan, internetten okuyarak kullanılan, bir eczacıya ya da hekime danışmadan kullanılan herhangi bir gıda takviyesi için böbreklerinden olabilirler veya diyalize girebilirler. Keza karaciğer yetmezliği çok çok sık görüyoruz. AST, ALT dediğimiz karaciğer enzimlerinde kullanılan gıda takviyelerini hastalar genelde bizden saklar bir de. Aslında kültür olarak seviyor halkımız. Yani böyle gerçekten hekiminin eczacının önerdiği ilacı değil de duyduğu bir bitkiyi, ek bir ürünü, bir takviyeyi gidip para vererek, bir de burada para vererek alma işi de olduğu için iyi geleceği düşüncesiyle kullanır. Onu da hekime çoğu zaman sorulmazsa söylemez. Yani bundan bir şey olur, bize kızarlar falan diye. Aslında hekimler, siz başta söylediniz, bu konulara bazen çok uzak davranan meslektaşlarımız olsa da biz her seferinde sorgularız. Bu konuda bilgi konusunda da bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Ve her zaman sorarız, karaciğeri, böbreği bozuk hastalarda bir şey var mı diye. Çoğu zaman da gıda takviyesi çıkar altından. Her zaman da bu konu danışılmadan kullanılan bir şeydir. Yani bu, burada bir sorun var. Ha, bunların internetten satılabiliyor, marketlerde satılabiliyor, reyonlar kurulabiliyor, daha ilerisi zincir eczanelere gidebilir vesaire. Ha, bu kadar basit değil insan sağlığı. Dünyanın birçok ülkesinde böyle yapılıyor olması, oradaki sonuçları itibariyle o ülkelerde de tartışılıyor. Yani Amerika başta olmak üzere çok ciddi tartışılıyor. Onların İnsanların da market raflarından market gibi almak yerlerden gibi bilinçsiz ilaç kullanımını alması. Engellemek tabii. Gibi bir takım böyle başvuruları var mı, gündemleri çok, var mı şu orada anda? Yapılabilecek şey düzenlemeler ve tartışmalar var. Ama şimdi Amerika ile birebir benzemiyoruz. Oradaki sağlık güvence sistemleri çok farklı. 5-6 çeşit farklı sigorta sistemleri var. İlaçlar gerçekten pahalı. Takviye edici gıdaya marketten yönelip kendisi kullanmaya çalışan, ekonomik durumu daha az olan kişiler çok sayıda var. Yani oradaki tartışma farklı ve orada da şu çok net tartışılıyor. Bu ürünler yüzünden bizim sağlığımız bozuluyor. Özellikle yaşlıların sağlığı bozuluyor. Hakikaten şimdi yaşlılar niye kullanıyor? Bütün hastalar kullanır ama kemik sağlığı, az önce hocam söyledi, kemik erimesi, ağrı meselesi. Yani ağrı kesici ilaçlar var ama ağrı kesici takviye adı altında o kadar çok şey kullanılıyor ki bir kısmı da gerçekten işe yarıyor. Yani ben hekim olarak önerdiğimde de işe yarıyor. Sevgili eczacı eczacılarımız önerdiğinde de kendilerine danışan kişiye işe yarıyor. Ama neye bakıyorlar? Ya bu kişinin şekeri var mı? Mesela ağrı için verdiğiniz bir şey şekeri bozabilir. Ne bileyim, bu kişinin tansiyonu var mı? Hiç alakasız bir mide sorunu için verdiğiniz bir takviye ürünü onu bozabilir. Bunu kim bilecek? Ya öneren hekim bilecek. Hekim önerisi değilse de bunu öneren eczacı bilecek. Ve zaten biliyor. Ama şimdi biz bu iki sağlıkçıyı birden sistemin dışına çıkartıp hiç sağlıkla alakası olmayan bir reyon görevlisi ya da bir internet sitesini burada devrede tutarsak oradan sağlıksız sonuçlar çıkar. Yani bunun kolay yapılıyor olması ve yaygın olması bunun yanlış olduğunu değiştirmez. Hocam, çok büyük bir yanlıştır bu. Size bir şey soracağım. Bunlarla ilgili mutlaka regülasyonlar gelmeli. Buyurun. Peki biz gıdalarla gıda takviyesi almak zorunda kalabiliyoruz. Biz gıdalarla bu işi çözemiyor muyuz? Yani siz ne eczacısınız ne farmakologsunuz, bir hekimsiniz. Bütün bunlardan sıyrılıp bağımsız düşüncenizi söyler misiniz? C vitamini üzerinden konuşalım mı? Çok güzel sizin sorunuz. Şimdi portakal, mandalina, narenciye ülkesiyiz biz.
bunların tüketilmesini, doğal yollardan tüketilmesini her zaman öneririz. Ama mesela bugünlerde çok da korona için C vitamini konuşuldu, bir sürü molekül gibi. Şimdi o dozlara çıkabilmemiz için yememiz gereken günlük portakal miktarı kilolarca. Yani hani yarar gösterdiği konuşulan dozlara gelebilmek için. Yani normal beslenme her zaman sağlıklı olandır. Bunda hiçbir itirazım yok. Ama siz sık enfeksiyon geçiriyorsanız, korona da bu sene popüler oldu, doğal bir şey, herkes korktuğu için kullanıyor. C vitamini, D vitamini, çinko baktığınızda, işte bu sene karamürver ekstresi, dönem dönem bu popüler maddeler değişir. Probiyotikler, prebiyotikler, omega 3, bir sürü madde enfeksiyonlardan korunmayla ilgili küçük ölçekli, orta ölçekli çalışmalar yapmışlardır. Hiçbirisi kılavuz aşamasına gelmemiştir ama biz ve eczacılarımız biliriz ki sık enfeksiyon geçiren kişilere belli dönemlerde bu tür takviyelerin yapılması iyidir. Bunları normal beslenme yoluyla almak en ideali. Bir, herkes böyle beslenemiyor. İki, böyle beslenen kişilerin de aldığı o besin miktarı yetmediği için biz takviye veriyoruz. Aslında bunu çok rahat söyleyebiliriz. Hani yetmiyor mu diyorsunuz ya, yetmiyor. Ama gene de bugün mesela bağışıklık üzerinden, korona üzerinden konuşalım. Koronadan koruduğu gösterilen en iyi şey, şu anda gösterilen bir şey, uyku, stresin azaltılması, hani bağışıklıkla ilgili konuşuyorsak, hareket ve dengeli beslenme diye geçiyor. Peki bu yetmediği zaman ne yapacağız, ne ekleyeceğiz diye düşününce mesela D vitamini. Bugüne kadar 4-5 tane de sağlam yayın geldi korona döneminde. Hala tartışmalar var ama hani hiçbir şey almıyorsak herkesin bir D vitamini alması lazım. Peki bunu böyle deyince gidip internetten bir D vitamini alsanız veya gidip bir marketten D vitamini alsanız. Ya içinde kaç ünite var? Senin ne kadar kullanman gerekir? Kemik erimen ne durumda? Senin başka bir derdin var mı? Böbrek taşı öykün var mı? Kum dökmüş müsün? Hani bunları birinin sorması lazım. Yani bunu soracak kişi ya ben olacağım ya da bizim sistemimizde de öyle, eczacılığın kökeninde de öyle. Ona danışan deniyor zaten. Eczacıya gidip vatandaş danışacak. Ya hekimine ya bize. Tabii pandemi döneminde danışmayla ilgili sorunlarımız oldu ama onu da telefonlarla, WhatsApp'larla, internette eczacılar çok büyük özveride bulundular bu konuda. Gene hekimlerimiz de büyük özveride bulundular. Şimdi bunu sormadan da yapabiliriz. Yani gidip D vitamini alabilirsiniz. Ama o zaman ne olur? Kalsiyum değeriniz çok yükselebilir dozunu ayarlayamadıysanız. Büyük bir sorun. Tekrardan bir kum dökebilirsiniz. Böbrek taşınız varsa artabilir. Fazlası zararlıdır D vitamininin. Hatta biz diyoruz ki ölçmeden vermemeye çalışalım. Eğer ölçmeyeceksek eczacılarımız bilir. O zaman idame, yani düşük dozda vermeye çalışalım. Ama kalkıp birisi internetten aldığında onun hepsini kullanmak isteyebilir. Ya ben bundan, hele bir de korku var şu an, panik var, endişe var. Her şeyi yüksek doz tüketmeye çalışıyor herkes. Aslında bütün izahı bu. Yani konuştuğumuz konunun dünya genelinde de halk sağlığı tehlikesi var burada. Bu bizim ülkemize özgü bir tehlike değil. Ama bizim ülkemizde de pandemi dönemiyle beraber bu tür ürünlerin kullanımı arttı. Şimdi şöyle bir şey de yanlış anlaşılmasın. Ben bu ürünler hiç verilmesin demiyorum. Şu güne kadar koronadan koruduğu gösterilmiş elimizde net bir ürün çıkmadı. D ama 4-5 tane önce söylediğimiz molekül belli çok... bir... Olumlu evet. Söylüyorlar. Şimdi D ama vitamini bunda... ve çinko doğru. Şimdi buyurun. Doğru. D vitamini ve çinko için daha fazla yayın çıktı korona döneminde. Ama bunlar hep şöyle yayınlar, şunu söyleyelim. Sizin bu seviyeleriniz düşükse, bu molekül seviyeleriniz, sizde korona ihtimali fazla görünüyor. Verdik diye korona daha az oldu diye yapacak büyük çalışmalar gelmedi. Gelemez, pandemi devam ediyor. Bir yandan okuyacağız onları. Ama D vitamini ve çinko kullanmak şu anda mantıklı bir şeye benziyor. Eğer illaki bir molekül kullanacaksak, hiç kullanmaya da biliriz yani. Ama D vitaminini idame dozlarda almak bir mantık. Bakın ben bile, değil mi, klinisyen olarak Hacettepe'de çalışan dahiliye ve geriatri uzmanı birisi olarak bile net konuşmuyorum. Yani o kadar net olmayan bir konu, kanıtlanmamış daha, kanıtlanıyor yeni yeni bir konu. Şimdi bunun gidip marketten alınabilmesi bana çok çılgınca geliyor. Veya bunun gidip internetten alınabilmesi çok çılgınca geliyor. Yani bu şey değil, bir elektrikli bir alet alıyoruz, onun en ucuzunu bilmem ne sitesinde bulalım da alalım. Onlarda bile biliyorsunuz sahte çıkıyor, çürük çıkıyor, bozuk çıkıyor falan ama buradaki sahtelik, çürüklük, bozukluk, içerik sorunu, yanlış kişiye verilme sorunu, danışılmadan verilme sorunu
insan sağlığını etkiliyor. Ben bunu çok büyük bir tehlike olarak yani görüyorum. İki... Bu program için de size teşekkür ediyorum. Çok gündeme gelmiyordu bu konu. Buyurun. Hocam yani iki boyutu var aslında. Bir kere kan değerleriyle bizim D vitaminine, C vitaminine ne kadar ihtiyacımız var? Bunun gibi işte omega 3'e vesaire ne kadar ihtiyacımız var? Bunu tespit etmek lazım. Bunu tespit etmeden hiçbir şekilde gıda takviyesi ve benzeri almayın diyorsunuz değil mi hocam? Doğru anladım. Belki çok düşük dozlarda, gribal bir şey olduğunda C vitamini. Burada bir şerhiniz var mı? Şimdi grip dönemi de geliyor. Şöyle bir şerhimiz var. D vitamini ve B12 dışında esasında çok diğerleri ölçebildiğimiz şeyler değil. Yaygın ölçtüğümüz şeyler değil. Tamam. Şimdi orada kan düzeyi mesela omega 3 dediniz, probiyotik dediniz, farklı moleküller söylediniz. Mesela çinkonun kan düzeyini vücuttaki gerçek düzeyi göstermez depolandığı için. Biz ona bizle esasında bu konuda gene bizler... Şimdi hastanın neyi var? Hani ne sorunları var kişinin? Şekeri mi var, tansiyonu mu var, kalbi mi var? Geçen sene nasıl geçirmiş? Ne kadar sık grip oluyor? Ne kadar sık nezle oluyor? Kaç yaşında? Değil mi? Bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalığı var mı? Biz bu göstergelere bakıyoruz. Böbrekleri nasıl? Karaciğeri nasıl? Eczaneye gelmiş mesela ne ilaç raporları var? Başka neler kullanıyor? Hani bunların hepsine baktıktan sonra... Ha bu hasta acaba düşük doz bunlardan kullanabilir mi diyoruz. Yani illaki kan bakmak değil. Kanda baktığımız şey de çoğu zaman böbrek değerleri ve karaciğer değerleri. Yani başlangıç itibariyle bu organlarımızda bir şey var mı? Gene böyle bir takviye ürünü kullanılması önerildiğinde eczacımız söyler, hekim de söyler. Ya bunu başladınız ama bir iki hafta sonra, bir ay sonra bir kan bakalım. Karaciğerinize, böbreğinize bir şey olmasın, bir takip edelim olur. Yani benim burada tepki gösterdiğim şey takipsizlik, fevrilik. Yani kişinin kendisine bırakılması. Sağlık okuryazarlığı ne kadar yüksek ki? Yani biz şimdi internetten çok şey okuyoruz. Ama internet bir bilgi çöplüğü gibi böyle tek taraflı okunduğunda hani bunların bir hani bir terzinin kumaşı işlemesi gibi bir bilgiyle bir tecrübeyle yönlendirilmesi lazım. Aslında eczacı danışmanlığı, eczacıların buradaki danışman rolü, desteği, hekimlerin de ki buradaki kontrol mekanizmasındaki rolü tam bu. Şimdi biz bunun ikisini birden devreden çıkartırsak ülke olarak halk sağlığını tehdit edici bir duruma gelir. Bir bilene danışmadan hiçbir gıda takviyesini almayın. En yakın sağlık danışmanımız aslında eczacı, yanımda da varlar. Bir aile hekimimiz dedim, birinci basamak sistemimiz var, gitgide kuvvetleniyor. Korona günlerinde tabii, önemini tabii. Daha iyi anladık. Bir eczaneye, mahallemizde hepsi var artık. Danışmadan bunları kullanmayalım. Eğer bir danıştık, senin bir gıda takviyesine ihtiyacın var dendiyse de internette çoğunun sahte olduğu söyleniyor. Bir eczaneden almakta fayda var aslında. İşin özeti bu gibi görünüyor değerli hocam herhalde. Doğru. Çok çok doğru. Tamam. Bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra konuya devam edeceğiz. Bu arada bugünkü koronavirüs tablosu dönüşte arkadaşlarım verir. Hasta sayısı 2013 görünüyor. Arttı. Yani 2013 demek daha çok insanın koronavirüse yakalandığı ve belki de gıda takviyelerine, immün sistemi yükseltmeye, güçlendirmeye daha çok ihtiyaç duyduğunu da gösteriyor biraz. Gene gıda takviyelerine, ilaçlara sarılma durumumuz var gibi görünüyor. Bu tabloyla ben bunu da görüyorum. Reklamlardan sonra konuşalım. Tekrar hoş geldiniz efendim. Asuman Uğur ben. Gıda takviyesi gerçeğini enine boyuna konuşmaya çalışıyoruz. Bir konuğumuz Skype'ta Sayın Profesör Doktor Tayfun Uzbay. Bir diğer konuğumuz Ankara Stüdyo'da Hacettepe Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı'ndan Sayın Profesör Doktor Mustafa Can Kurtaran. İki değerli konuğumuz Sayın Eczacı Armağan Ener ve Sayın Eczacı Neylan Zırhlıoğlu. Bizlerle saha temsilcileri var. Bir klinisyen, bir akademisyenimiz var. Enine boyuna konuşuruz. İlk bölümde aslında şöyle bir sonuç çıktı. Bir kere gıda takviyelerinin de artık ilaç olarak değerlendirilmesi gerektiği söylendi. Ve Sağlık Bakanlığı'nın onayından geçtikten sonra eczanelerde satılması gerektiğini görüş konuklarımız ifade ettiler. Ve aynı zamanda bir gıda takviyesi eğer kullanacaksak bir eczancıya, bir aile hekimine, bir hekime danışmadan hiçbir şekilde alınmaması önerisinde bulundular. Yani markete girdiğimizde bunun ambalajı güzelmiş,
İşte ben de biraz kendimi kırık hissediyorum. D vitamini de koronaya iyi geliyormuş. C vitamini de kışın iyi geliyormuş gibi böyle bilinçsizce almanın bir takım organ hasarlarını hiç farkına varmadığımız sağlık problemlerini yol açacağını söylediler. Hele ki başka ilaçları da kullanıyorsak bir kronik hastalığımız vardı. Aslında birinci özetin kısaca özetini yapalım ama tabii ki de gıdaya ihtiyacımız var. Bazen de gıda takviyesine ihtiyacımız var. Marketlerde satılıyor, şu anda eczanelerde satılıyor ve bir de internette satılıyor. Şimdi marketlerde satılmasına eczacılar karşı çıkıyor çünkü orada bir yönlendirme, danışacak hiç kimse yok. Kontrolsüz alınmasın, paranız da cebinizde kalsın deniyor. İnternette bu işler nasıl dönüyor ona gelelim. Eczacı boyutunu da Sayın Nevin Hanım'a, Neylan Hanım'a soracağım. Şimdi internette ki ürünlerin %99'u sahte diye bir haber var. 21 Eylül'de çıkmış. Bunu işte Sağlık Bakanlığı'nın internet sitelerinde Sağlık Bakanlığı'nın bir haberi, bir bildirisi olarak ben bunu internetten indirdim. Şimdi internet ürünlerin gıda takviyesi olarak satılanların %99'u sahte mi? Sahte değilse yanıltıcı ne gibi süreçler var? Bu sahteden kastımız ne? Yanıltıcı olmasından kastımız ne? Bir de internette hiç mi güvenilir? Gıda takviyesi yok. Hiç mi güvenilir bir kaynağımız yok? Biraz bahseder misiniz? Yani bu kadar mı kirli internetten alışveriş yapmak gıda takviyesi konusunda? Yani öncelikle sağlıkla ilgili olan bir ürünün her şeyden önce nerede ve hangi koşullarda imal edildiğinin bilinmesi gerekiyor. Tamam. Bu ürünün içerisinde gerekli dozlar mevcut mu? Var mı yok mu? Bu analizin mutlaka sağlık birimleri tarafından yapılmış olması gerekiyor. Yetmiyor. Bu ürünlerin saklama koşulları çok önemli. Tamam. Yani biz eczanelerimizde bu ürünleri ısı ve nem cihazlarının kontrolünde muhafaza ediyoruz raflarımızda. Buzdolabında bulunması gereken ürünler soğuk zincirle depolardan bize gelip aynı şekilde buzdolabında muhafaza ediliyor. Acaba internetten aldığımızda önümüze gelene kadar hangi ısı oda koşullarında kalıyor? İşte bunları bilemiyoruz. Bilmiyoruz. Bir boyutu son bu. Kullanma tarihleri çok önemli. İnternette pazarlanan birçok üründe maalesef son kullanma tarihlerinin geçmiş olmasına rağmen yeni ambalajlar üretilerek o ürünlerin tekrar tüketicinin kullanımına sunulduğunu görüyoruz. Buna şahit oluyoruz. Ayrıca ruhsatlarının da mutlaka bulunması gerekiyor. Ruhsatı olmadığı halde bazı ürünlerin internetten pazarlandığını görüyoruz. Ve bu pazarlama stratejileri arasında eczanelerde bulunur yazılarını da görüyoruz. Birçok internet sitesinde bu eczanelerin güvenirliğini kullanma çalışmalarının neticesi oluyor. Şimdi internette ve bazı değişik satış kanallarında çok sayıda sahte ürün bilinçsiz ve bilgisiz kişiler tarafından sadece kazanç amacıyla, ekonomik kazançlar amacıyla pazarlanarak halkın sağlığıyla oynanılmaktadır. Sahte ve yanıltıcı. Hemen şunu sorayım mı? Sahteden kastımız ne? Yanıltıcıdan kastımız ne? Yani bir atıyorum, örnek veriyorum, bir omega 3 alacağız. Gerçi yayın öncesi konuşuyorduk aslında, o örneğe de ulaşmaya çalışıyorum. Siz ya da siz de anlatabilirsiniz. Evet, evet. Omega 3 diye internetten aldığımız bir gıda takviyesi. Yapılan aslında analizde içinde ne çıkıyor mesela? İçerisinde yani ayçiçek yağı çıkabiliyor. Bu bir sahtelik zaten. Tabii, tamam. Tabii. Yanıltıcılık dediğimizde ne oluyor? Yanıltıcılık yani ürünün içeriği hakkında yanlış bilgi veriliyor. Hı hı. Şöyle de ifade edebilirim. Sağlık Bakanlığı 2016 yılında 1 milyon civarında sahte ürünü piyasadan toparlamış vaziyette. Toparladılar. Bunların içerisinde 627 bini zayıflatıcı ürünler. Çok özür dilerim. Arkadaşlar internetten satışa yapılan gıda takviyeleri gerçek mi değil mi? KC'sini koyabilir miyiz rica etsem? Buyurun. Evet. 627 bini zayıflatıcı ürünler ihtiva ediyordu.
Ve bu zayıflatıcı ürünlerin içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın önceki yıllarda yasaklamış olduğu sibutramin denilen madde, yasaklanan o dozun 2 misli hatta 3 misli oranında bulunuyor. İşte burada yanıltıcılık var. Çünkü o sibutramini açıkça ifade etmiyorlar. Bu bir bitkisel üründür. Bu bitkisel ürünün zayıflatıcı etkinliğini kullanıyoruz diyorlar. Yanıltıcı etki burada ortaya çıkıyor. Ya da şöyle de olabilir mi? Mesela etken belli bir doz etken madde konmak zorunda. Sonuçta gıda takviyelerinde de etken madde var dedik. İlaçlarda olduğu gibi o etken maddenin oranı daha düşük. Evet. Dolayısıyla istediğimiz etkiyi vermesi de çok daha güç değil mi? O aynen. Da bir yanıltıcılığa herhalde giriyor değil aynen mi? Aynen öyle. Yani sahte olmasa da yanıltıcılığı buradan da... Eczanelerimizde 1000 miligramlık gördüğümüz bir besin desteği ürününün marketlerde aynı ambalaj içerisinde daha düşük dozda 300 ya da 500 miligramlık ambalajlarını, dozlarını görebiliyoruz. Yine Sağlık Bakanlığı'nın bu verilerine göre... cinsel içerikli ürünler 316 bin adet ve içerisinde yine yüksek dozda ürün etken madde tespit edilmiş. 107 bin adette de çeşitli ilaçlar ve vitaminler, besin destekleri var. Şimdi burada problem şöyle, aynı tarihlerde Sağlık Bakanlığı tarafından 1 milyonun üzerinde internet sitesinin kapatıldığı söyleniyor. Ancak alınan cezai tedbirler, verilen cezalar maalesef çok küçük boyutta olduğu için de hiçbir işe yaramıyor. Kapandığı sayıda aynı internet siteleri yeniden devreye giriyor. İşte biz bu nedenlerle diyoruz ki bitkisel ürünler, bitkisel ilaçlar ve gıda takviyeleri mutlak surette Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde olmalı. İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'nun kontrolünde olmalı. Yani ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmalı ve İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'nun sıkı denetiminde bulunmalı. Kontrolsüz kullanımında evet. Dolayısıyla insana zarar vermeyecek düzeylere gelmesini de ancak bu... Başka şerle, bir önleme yolu denetimle yok. Denetimle sağlarız diyorsunuz. Neylan Hanım size döneyim. Tamam hani artık anladık. İnternettekiler sahte ve yanıltıcı. Hemen hemen hiçbirine güvenmiyoruz. Pek güvenilir de bir satın alacağımız kaynak yok belki. Mesela bazı alışveriş siteleri var. Hani çok güveniyoruz gerçekten düzgün geliyor. Markalarını izleyicilerimiz bileceklerdir ama mesela onların içinde bir takım şeyler var. Dükkanlar var gıda takviyesi yapılan. Onlar da aslında bu yanıltıcı ve sahte sürecine alet tabii. Oluyorlar herhalde. Onu da söyleyelim. Tamam. Eczaneden alacağız diyelim. Eczaneye geldik. Hani eczacı, aile hekimi, en yakın sağlık danışmanımız vesaire diyoruz ama eczacılar sonuçta bir ticari bir kurum. Eczanede. Eczacılar peki bir kişi ben gıda takviyesi istiyorum dediğinde neyi örnek verelim? Bir omega 3'ü örnek verebiliriz. Belki bir probiyotiği örnek verebiliriz ya da başka bir şeyi. Eczacılar ne kadar gelen hastayı, hasta yakın, hasta demeyeyim ya da kendini sağlıklı hisseden bir insanı doğru yönlendirebiliyor. Bunun için eczacıların, kalfaların zamanı var mı? Yeterli bilgisi var mı? Onu önce sormak isterim. Madem size geleceğiz çok iyi bir danışmanlık hizmeti de almak isteriz. Evet. Öncelikle ben ilacın şöyle konuya gireyim. Sağlığın ticareti olmaz. İlaç mutlaka biraz önce de konuştuğumuz gibi eczacı veya doktorun danışmanlığı ve önerisiyle alınmalıdır. Biraz önce sizinle sohbet ederken bir D vitamini örneği verdik. Bunu bir arkadaşım, eczacı arkadaşım bir markette dolaşırken duymuş. Artık kış geliyor, D vitamini almaya başlayın diye duymuş. Ve bunu panikle bizlerle paylaştı. Biraz önce Mustafa Hocam'ın da söylediği gibi D vitamininin fazla kullanıldığında en zararsız yan etkisi diyebileceğimiz ki o bile çok zararlı, böbrek taşı oluşumunu gerçekleştirdiğini biliyoruz. Daha da D vitamini kullanmaya devam ederse tansiyon yüksekliğine ve sonrasında kalp krizine kadar giden yan etkileri var. Dolayısıyla bu ürünlerin gerçekten mümkünse testler yapıldıktan sonra alınması
Ya da Mustafa Hocam'ın dediği gibi biz eczacıların önerisiyle idame doz dediğimiz normal, düşük, günlük kullanım dozlarında kullanmaları gerekir. Şu anda Türkiye'de 27 bine aşkın eczacı var. Tamam. Ve çoğu eczanede de artık birkaç eczacı meslektaşım çalışıyor. Evet. Dolayısıyla bir tüketici eczaneye geldiği zaman, mesela kendi eczanem için konuşayım. Benim eczanem semt eczanesi ve ben hastalarımın ya da tüketicilerimin sağlık öykülerini, hastalık öykülerini genelde bilirim. Ve ben onlara zaten bizim sistemimizde, medula sistemimizde kullandığı ilaçları görebiliyoruz. Dolayısıyla hastanın hangi ilaçları ya da hangi besin desteğini kullanıp kullanamayacağını zaten biliyoruz. Ve biz bu konuda çok ciddi eğitimler alıyoruz. Mesela bir tüketici gidip marketten E vitamini alabilir. Ama eğer ailesinde bir kanser öyküsü varsa E vitamini kesinlikle kullanmamalı. Çünkü hücre yenileyici özelliği var. Evet. Ama bunu marketten kendi başına aldığında bunu bilemez. Bunu eczacı veya doktor olmazsa da bilemez. Dolayısıyla gerçekten çok ciddi bir risk. Ama E vitamini alacağım diyor mesela. Eczacı da sormalı. Ama genelde sorar eczacı. Çünkü biz bu mesleğe başlarken bir meslek yemini ederiz. Ve deriz ki... Yanlış anlamayın. Söylüyorum şimdi... Soranı da oluyor, sormayanı mutlaka, da oluyor. Belki her meslekte de olabilir. Doğru, ama haklısınız. Belki bizler de, vatandaş da ısrarla ben acaba benim ihtiyacım ya bana zarar verir mi, benim gerçekten ihtiyacım var mı, o bilinçle eczaneden bunu alırsak daha çok daha iyi olur. Çözeceğiz herhalde. Özellikle COVID-19 ilk başladığı zaman bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmak mecburiyetindeyiz diye her tarafta bangır bangır seslenildiğinde İnsanlar inanılmaz çok ürün almaya çalıştılar eczanelerimizde. Ve internete de yükledi. Ve internetten de aynı şekilde. Ve öyle oldu ki aynı işe yarayan bağışıklık desteği ürününü aynı anda almak isteyen hastalarımız oldu. Yani internette dediğimiz gibi inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Ve biz eczacı kimliğimizde zaten öyle bir ürünü o hastaya vermeyiz. Gerçekten vermeyiz. Evet. Yani buna güvenin. Hiçbir eczacı kendi kullanmayacağını veya ailesinde kullandırmayacağı bir ürünü sırf ticari kaygılarla bir hastaya vermez. Dolayısıyla ben yine biraz önce de söylediğim gibi sağlığın ticareti olmaz. Sağlık hepimiz için çok önemli. Lütfen eczaneden, eczacı danışmanlığında ürünlerinizi alın diyorum. Tamam, bunu tekrar söylemiş olurum. Daha çok dikkat edecek inşallah izleyicilerimiz i̇nşallah. Bundan sonra aslında ben bile bazı hatalar yaptığımı anladım. İnternetten biz de zaman zaman ürünler alıyoruz. Yani bilinçli olduğumuzu da düşünüyoruz ama bazen fark etmeden bir takım sağlık problemleri de geçiyoruz. Aslında şimdi yavaş yavaş aslında o gıda takviyelerinin bunda bir etkisi var mı diye düşünmeye sorgulamaya da başladık. Bu arada biraz önce Mustafa Hocam'ın söylediği gibi bazen hasta doktordan çekiniyor ve doktora kullandığı diğer gıda takviyelerini söylemiyor. Ama eczacı her zaman hastaya biraz daha bir tık daha yakın sağlık danışmanı. Biraz doktordan çekiniyoruz. Çekiniyor. Mesela doktora evet soramadığı bir sürü şeyi gelip bize sorabiliyor. Bir de tabii ki doktorlarımızın iş yükü çok daha fazla. Dolayısıyla biz daha fazla zaman ayırabiliyoruz hastalarımıza. Bu sebeple biz kullanmaması gerektiğini düşündüğümüz veya kafamızda bir soru işareti varsa direkt doktorla temas kurup bu ürünü verip veremeyeceğimizi de sorguluyoruz. Bundan hiçbir zaman da gocunmadık. Tamam. Teşekkür ederim. Değerli hocam, Sayın Profesör Doktor Tayfun Uzbay, size döneyim. Hocam, biraz değinmeye çalıştınız ama biraz daha açabiliriz. İlaç ve gıda etkileşimleriyle ilgili çok yayın var mı? Yani ilacı gıda takviyesinde birlikte kullanan ya da ihtiyacı olmadığı halde yüksek dozda bir gıda takviyesi alıp bundan rahatsızlanan, kayıtlara geçen ölüm vakaları var mı? Nasıl elinizde istatistikler var, veriler var? Bir sorabilir miyim size hocam? Şimdi istatistik, zaten en önemli istatistiği verdim ben size konuşmamın içinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşlı ölümlerinde Dünya Sağlık Örgütü veri tabanından da bakabilirsiniz. Amerika'nın kendi kaynaklarından da bulabilirsiniz. Özellikle ilaç etkileşmelerine bağlı, ilaç toksisitesine ve ilaç etkileşmelerine bağlı ölümde birinci sırada dedim. Bizim ülkemizde de tabii ki birçok olgu bildirimi var. Bunlardan farkına varılanlar
hem olgu bildirimi olarak hem orijinal makale olarak bazen de derleme makaleler şeklinde birçok çıkmış olan makalenin meta analizi yapılarak onlar birleştirilerek uyarıcı nitelikte çeşitli makaleler var. Bunları gene internetten de bulabilir, herkes bulabilir. Ama internet konusu başka bir boyutu daha var internet konusunun. Şimdi herkes internette bir şeyler okuduğu anda bir konu uzmanlığı olduğunu düşünüyor aslında. Ben gerek sosyal medyada gerek bana danışanlarla bazen şöyle çatışmalar yaşayabiliyorum. Bir kişi ilacını bırakmaya karar veriyor. Yani bunun tersi de geçerli. İnternette bir şey okuyor. Bu ilacın şöyle bir yan etkisi varmış. Ben bunu bırakayım. Onun yerine doğal olan falanca ürünü alayım gibi bir düşünceye de kapılabiliyor insanlar. Biz o zaman uyarıyoruz. Hekiminizin bilgisi olmadan bu ilaçları bırakmayın. Bu bir. İkincisi, bu ilaçları bırakırsanız almanız zorunlu olan ilaçlarınızı bırakırsanız bir tansiyon ilacı alıyorsanız tansiyonunuz yükselebilir. Bir diyabet ilacı, şeker ilacı alıyorsanız tekrar hastalığınız nüksedebilir, ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama diyor ki şu yan etkisi var, bu ilaçlar zaten bizi öldürüyormuş, o yüzden ben bunu bırakıyorum. Ben bunu filanca makalede okudum. Şimdi okuduğu makaleyi bana gönderdiği zaman, baktığım zaman oradaki durum çok farklı bir durum. Ancak bunu okuyan kişi onu anlayabilecek durumda değil. O diyor ki ben de bir yüksekokul mezunuyum. Kimdi bu arkadaş? Bir mühendisti mesela. Ben de bir yüksekokul mezunuyum. Bu kadarını anlayacak kadar benim zekam var diyor. Bakın, ben mühendisliğe soyunmuyorum. Benim de zekam var ama ben tutup da bir inşaat projesine girmiyorum. Bir binanın ısıtma sistemini yapmaya kalkmıyorum. Profesyonel şoförlük yapmaya kalkmıyorum. Evet, araba kullanıyorum ama profesyonel şoförlük yapmak bambaşka bir şeydir. İlla ben uçakla ilgili bir takım bilgilere sahibim diye uçak ehliyetim olmadan, lisansım olmadan bir uçak kullanmaya kalkmıyorum. Kimse bir başka mesleğin yerine geçmeye kalkmasın. Bakın, uzmanlık alanı bambaşka bir şey. O yüzden de kesinlikle kendilerini uzman yerine koymamaları gerekiyor insanların bu etkileşmelerle ilgili ya da başka şeylerle ilgili makaleleri veya internette çıkmış bazı haberleri okuyarak bir yere varamazlar. Burada hekimin, eczacının, bir sağlık profesyonelinin yorumuna ihtiyaçları var. Evet, mesela kanunları bilirsiniz, kanunları okursunuz ama kendi başınıza kendinizi bir avukat gibi de savunamazsınız mesela. Her mesleğin kendine göre özellikleri var. Eğer ilaç konusunda bu tarz hatalara düşerse insanlar çok ciddi zararlar görürler. Şimdi elimizde bazı sonuçlar var. Bu gıda takviyeleriyle besinlerin etkileşmesi, gıda takviyeleriyle ilaçların etkileşmesi, bunları çok örnekledik zaten. Ancak burada ciddi olan konu şu, önemli olan konu şu. Bunların çoğu gölgede kalıyor, bu etkileşimlerin. Çünkü doktor bir hastayı takip ederken ilacı yazıyor, gönderiyor, eczacı reçetesini yapıp veriyor. Hasta eğer ilaveyi, yani ister gıda takviyesi olsun ister başka bir şey, bu ilaveyi internetten yapıyorsa, aktardan yapıyorsa, yani bu sağlık sisteminin dışında bir yerden bunu alıyorsa ve buradan bir zarar görüyor ve bunu da buna bağlamıyorsa ve bu bir şekilde kayıt altına alınamıyorsa, bizim bunları bilme şansımız yok. Ancak yakalayabildiklerimizi görüyoruz. Hocam da bahsetti biraz daha önce. Karaciğer yağlanması mesela çok görülebiliyor. Karaciğer enzimlerinde sıra dışı artışlar çok görülebiliyor. Biraz zorlarsanız bunun arkasından çıkıyor bunlar. Böbrek çok önemli bir konu. Ben katılıyorum. Şu anda sıra dışı bir şekilde diyaliz hastalarının oranında artış var ve bunların çoğu bilinçsiz kullanılan gıda takviyesi denilen veya işte TİTÇK tarafından verilen tıbbi cihaz ruhsatıyla kullanılan çeşitli malzemelerden veya ürünlerden ortaya çıkıyor. İnternetle ilgili birkaç ekleme yapmak isterim. Yerinde bir soru sordunuz benden önceki meslektaşıma. Peki sahtecilik nedir veya bunun işte tehlikesi nedir gibi. Şimdi ben
müteşebbis bir insan olsam, bir internet sitem olsa ve internetten size bir şeyleri pazarlıyor olsam, mesela benim ihtiyacım olan tek şey bir kapsüle sahip olmak. Kapsüller açılır biliyorsunuz. İçinden toz şeklinde ilacı taşıyan etken maddenin de olduğu kısım çıkar. Herkes gözünün önüne bir kapsül getirsin. Ben gidip bu kapsüllerden temin ettikten sonra size kiremit tozu da gönderebilirim Asuman Hanım. Derim ki bu sizin mental aktivitenizi artıracak, sınavlarda sizi daha çevik yapacak, zihninizi daha açıcı hale getirecek. Peki siz bunun kiremit tozu olup olmadığını nereden anlayabilirsiniz? Ben bunu kapsülün içine koyup yollamışım size. Bir şeyiniz yok yani, bir garantiniz yok. Ancak siz eczaneye gidip eczaneden bir ürünü aldığınız zaman o barkodu okutulduğu andan itibaren o barkoduyla birlikte sağlık sisteminin içinde, o sistemin içinde kayıtlıdır. Sizin başınıza gelebilecek herhangi bir problem bu ilaca da bağlanabilir. Eczacılar olsun, hekimler olsun, farmakovijilans dediğimiz bir sistem var. Bakın çok konuşulmuyor bu. Televizyonlarda çok duymadık böyle bir şeyi. Bu nedir? Bir ilaç ruhsat alıp piyasaya çıktıktan sonra, onayı yapıldıktan sonra, onaylandıktan sonra da takibe devam eder. Bir hasta herhangi bir yan etkiyle hekime geldiğinde ya da eczaneye geldiğinde eğer bu yan etki ilaçla ilişkilendirilebilirse, böyle bir şüphe hasıl olursa bu Sağlık Bakanlığı'na bildirilir. Form vardır. Bunu hem eczacının hem hekimin gönderme yetkisi vardır. Ama bunun ne kadar kullanıldığını bilemiyoruz. Çok da fazla kullanılmıyor bildiğim kadarıyla. Bunu işler hale getirmek lazım. Yani bu tarz sigortalar da vardır. İnternetten ilaç satışı daha çok en fazla mental aktiviteyi artırma ve zayıflatıcılar olarak yapılıyor. Zaten yani hocam %70 civarı hem zayıflatıcı hem de galiba cinsel gücü arttırıcı şeyler satılıyor değil mi hocam? Ve çoğunda bir hile burada var. O da var. Bir şey ben üçüncü bir şeye dikkat çekiyorum. Bakın mental aktiviteyi artırıcı, yani zihin aktivitesini, zihin çevikliğini artırıcı ürünler de bu şekilde pazarlanıyor. Şimdi artık bir sınav maratonu içinde çocuklar, biliyorsunuz. Hayat bir sınav, sürekli sınavlara giriliyor, çıkılıyor. Birçok amfetaminler başta olmak üzere uyarıcılar bu şekilde pazarlanabiliyor internet üzerinden. Uyuşturucu etkisi olan, bağımlılık yapma potansiyeli olan ürünlerdir bunlar. Onlar da denetim dışı bir şekilde pazarlanıyor. Yani yakalanan ürünlerin içinde sadece cinsel gücü artırıcı veya yasaklanmış sübütramin gibi maddeler çıkmıyor. Amfetaminlere de rastlıyoruz. Bağımlılık yapan bir takım malzemelere de rastlıyoruz. Ve bir de tamamen sahte ürünlere de rastlıyoruz. Mesela internette bir şehir efsanesi yayılıyor. Bir yerde zihni çok kısa sürede aktive eden bir ilaç geliştirildi ama bunun Türkiye'de satışına izin verilmiyor. Ancak internetten temin edebiliyorsunuz şuradan diye. Size bir şey gönderiyorlar. İçinden en iyimser ihtimalle nişasta çıkabiliyor mesela kullandığınız malzeme. Ha, dendi ki bunlar bazen iyi de geliyor. Kişi bunları alıp kendini iyi de hissediyor. Burada biz farmakolojide plasebo etkiden bahsediyoruz. Bu plasebo etki niyete bağlı olarak bir şeyi çok istekli ve arzulu bir şekilde iyileşeceğinizi düşünerek alırsanız, baş ağrısı mesela, gerilim tipi baş ağrısı subjektif bir belirtidir. Bunu geçirebilirsiniz rahatlıkla. Ben iyiyim diyerek de geçirebilirsiniz. Plasebo etki böyle bir şeydir. Bunun dışında gene kendinizi daha iyi, daha çevik hissedebilirsiniz. Moraliniz bozuksa daha iyi hissedebilirsiniz. Ama plasebo etkinin hiç işe yaramadığı durumlar vardır. Evet, sinirsel hipertansiyon veya asabiyete bağlı, strese bağlı tansiyonu belki bir miktar azaltabilirler. Ama yerleşmiş kronik bir hipertansiyonu asla düşürmezler. Diyabeti asla düzeltmezler. Kanser hastasını asla iyileştirmezler. O nedenle plasebo etkiye aldanarak da bunların etkileri de var diye bazen tıp kongrelerinde veya farmakoloji toplantılarında da tartışılıyor. Ama kanıta dayalı, bana şeyi sordunuz, yani istatistikler ne durumda, bilimsel yayınlar ne durumda diye sordunuz. Ben bunlarla ilgili bilimsel yayınlara ciddi bir gözle baktığım zaman kanıta dayalı tıbbın içine koyabileceğimiz, evet bunun da işte tam da böyle bir etkisi var ve şu anda piyasada satılan, reçeteye dahil olan
doktor gözetiminde kullanılması mecburi olan, eczaneden alınması mecburi olan ilaca bir büyük üstünlüğü olan herhangi bir ürüne dair herhangi bir ciddi bilimsel kanıt yok şu anda. İşin başka bir tarafı da o. Zaten böyle bir kanıta sahip olsa doğrudan doğruya ilaç ruhsatı olarak başvurusunu yapar. Hiç gıda takviyesi falan bu işlerin etrafından dolaşmaya çalışmaz. Gıda takviyeleri ve Tarım Bakanlığı onayı endüstriye, bununla ilgili endüstriye ki bu endüstri büyüyen bir endüstridir. Hep biliyorsunuz şey konuşulur. İlaç endüstrisinin bizi zehirlediği ve ilaç endüstrisinin zararları konuşulur. Hatta bir takım komplo teorileri yazılır buradan. Ama bu alternatif tıp denilen bir ucube diyorum ben ona. Ve tıbbın alternatifi olmaz bakın. Tıp kanıta dayalı bir tıptır. Tıpta alternatif yaklaşımlar vardır. Bir tedavi olmaz, onun alternatifi vardır. Bir tedaviyi güçlendirmek için alternatif bir yöntemle onu güçlendirebilirsiniz. Ben alternatif tıp veya tamamlayıcı tıp lafını da sakıncalı buluyorum. Bir müddet sonra zaten bu ciddi şekilde tartışılmaya başlanacak bana göre. Çünkü buradan çok zarar görüyor insanlar. Eğer bizim hedefimiz halk sağlığıysa, halkın sağlığını korumaksa, o zaman bu ürünlerin uzmanından danışılarak alınması, yani bir eczacı kontrolünde, eczaneden alınması, hekim denetiminde, özellikle de önemli kronik hastalıklarda, önemli hastalıklarda kesinlikle hekim denetiminde, hekim reçetesiyle elde edilmesi lazım. Son olarak bir iki şey daha söyleyeceğim burada. Dediniz ki siz birinci bölümü kapatırken, tam da işte şu anda 2000'in üzerine çıktı vaka sayısı. Gıda takviyelerini alıp immün sistemimizi güçlendirelim biraz daha. Yani biraz daha talep olabilir bunlara. Yani eczaneden, internetten. Doğru. Doğru. Ben onu şöyle o zaman açıklayayım. Hı hı. Bunları kullanarak koronadan korunduğuna dair kanıta dayalı bir bilgiye de sahip değiliz. Ha eksikliği varsa, evet, D vitamini eksikliğine katılıyorum. Bizzat benim de D vitaminim normal değerin %50 altında düşüktü ve ben bunu bir hekim kontrolünde eczaneden aldığım bir preparatla düzenli bir şekilde kullanarak uygun bir doza getirdim. Uygun bir noktaya getirdim. Şimdi de azalttım. Azaltarak kullanıyorum. Bu şekilde kullanılabilir. Ama D vitamini düzeyinizi ölçtürmeden körlemesine çok yüksek dozlarda kullanmak, gene aynı şekilde C vitaminini, çinkoyu yüksek dozlarda kullanmak bazen sıkıntı da yaratabilir. Yani çinkoizm diye bir şey var mesela. Kulak çınlamasıyla falan karakterizedir. Eğer çinkoyu aşırı kullanan kişiler kulak çınlamasından dolayı da bir yerlere gitmeye kalkıyorlarsa hekimlere falan, bunu da dikkate alabilirler. Bunu da bir ara not olarak burada vermeye çalışayım. Kesinlikle şeyden korunmanın, koronadan korunmanın, COVID-19'dan korunmanın şu anda en etkili yolu her zaman söylendiği gibi maske, mesafe ve hijyendir. Yani maske kullanmak, kalabalıklardan mümkün mertebe uzak durmak ve hijyene dikkat etmektir. Bazı ürünlerin haksız reklamlarını da görüyoruz. Özellikle virüsten ve bakteriden korur şeklinde. Bunun ne zararı var diye bana sorarsanız, bu ürünleri alan insanlar nasıl olsa korunuyorum diye biraz daha rahat davranabiliyorlar. Yani bu ürünlerin öyle korona gibi ciddi bir pandemide çok önemli bir koruyucu etkisi olsaydı, şu ana kadar dünyada biz pandeminin belini zaten kırmış olurduk. Dünyada hiçbir zaman kullanılmadığı kadar çok kullanılıyor bu ürünler. Son olarak burada bir şey daha ifade etmek isterim. Bir cümlede geçti. Dendi ki eczaneler de bir ticari kurum. Bakın ben bunu düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Eczaneler ticari bir kurum değildir eczaneler. Eczacılık bir ben ticaret hanesi. Evet, yani sonuçta bir işletme. Hani efendim yok. Bakın tamam. Kağıt üzerinde söylediğiniz her şey işletme bakın. Serbest hekim de mesleğini icra ederken o zaman ticari bir işletmedir. Avukat mesleğini icra ederken o zaman kağıt üzerinde ticari işletmedir. Onlar da vergi veriyorlar. Onlar da belli bir para alıyorlar yaptıkları hizmetin karşılığında. Serbest eczacılık var, serbest hekimlik gibi. Kamu eczacılığı var, kamu hekimliği gibi.
Şimdi bu sağlık erbabını ticari olarak biz yorumladığımız zaman şöyle bir algı oluşuyor halkta da. Ciddi bir algı oluyor bu. Ya bunlar bu işi para kazanmak için yapıyorlar. Benim sağlığım üzerinden para kazanıyorlar. Ondan sonra da öbür taraftan dönüp sağlıkta şiddeti konuşuyoruz. İnsanlarda bir öfke oluyor. Zaten hasta insanlar. Biz bunu COVID-19'un başlangıç dönemlerinde çok acı bir şekilde yaşadık. Hem eczacılar yaşadı, hem hekimler yaşadı bu sıkıntıları. Yani hastaların yaklaşımlarını, ticari meseleleri, maskelerin fiyatlarındaki artışı, kolonyanın fiyatındaki artışı, arz talep içerisinde tabii bunlar artıyor. Ama sorunun köküne inmek ve bunun ilk elden geldiği noktada kimin zam yaptığını, kimin bunun artırdığına bakmadan doğrudan son noktada reçeteyi yazan hekime veya bunu halka takdim eden eczacıya bunun faturasını çıkarttığınız zaman halkın eczacıya ve hekime olan güveni de azalıyor. Bunları ticari bir kuruluş olarak gördüğü anda ne olur bunu böyle yapmayalım. Bunlar yemin etmiş meslek erbabıdır ve eczacılık bir ticaret değildir. Eczacılık bunun çok ötesinde bambaşka bir şeydir. Keza hekimlik bir ticaret değildir. Bunun ötesinde bambaşka insan hayatına dokunan bir şeydir. Peki hocam, çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Eczanelerde de tabii hocam ilaçları reçeteyle alıyoruz. Yani kafamıza göre çok alamıyoruz ama gıda takviye reyonları, hani tenzih ediyorum. Bunlar da çok güzel reyonlar, al beni diyor, ambalajlar falan. Bu da insanları sonuçta bir şekilde gıda takviyesi kullanma ihtiyacı hissettirebiliyor. Ama eczacıların doğru yönlendirmesiyle doğru zamanda, doğru yerde, ihtiyaç dahilinde de kullanabiliyoruz. Biraz aslında onu kastetmeye çalışmıştım. Çok güzel de bir noktaya temas ettiniz. Müsaade edersin küçük bir açıklama yapayım. Lütfen. Bizim bu gece üstüne odaklandığımız konu, bu ürünlerin eczane dışına çıkmasının halk sağlığı üzerine getireceği problemler. Bunun eczanede verilmesi, hekimlerin yetişme biçimi, eczacıların yetişme biçimi, deontolojisi, etiği, bunları ayrıca tartışabiliriz. Ben büyük bir çoğunluk hekimlerin, eczacıların, bütün sağlık profesyonellerinin büyük bir özveriyle ve etik kurallara bağlı çalıştığını düşünüyorum ama çürük elmalar her meslek grubunun içinde vardır. Bunu hem üniversite düzeyinde tartışabiliriz, eğitimi tartışabiliriz, eczanelerde bunların nasıl sunulması gerektiğini ayrıca tartışabiliriz. Eczacıların eğitimle ilgili, hekimlerin eğitimle ilgili bu konuda bir takım eksiklikleri varsa onları ayrıca tartışabiliriz. Evet hocam, çok haklısınız. Belki başka zamanda başka platformlarda bunları da tartışırız. Şimdi bir 15 dakikam var. Yavaş yavaş toparlamaya çalışalım. Hemen Mustafa hocama döneyim. Mustafa hocam, Tayfun hocamın söyleyeceklerine ekleriniz var mı? Bir de şu gerçeği çıkıyor. Şimdi her şeyi kan tahlili, her zaman hekime gidemiyoruz. Hekime gidelim, aile hekimine gidelim, eczacıya gidelim. Onların yönlendirmesiyle aslında bir gıda takviyesi ihtiyacımızı belirleyip ona göre alalım diyoruz ama önemli olan insanın bedenindeki sinyalleri iyi okuması, kendi bedenini iyi tanıması. Acaba bir kırılganlığım var, ne almalıyım? Daha önce bu kadar yorgun hissetmiyordum, şu anda daha yorgun hissediyorum. Acaba ne kullanırsam, ne yersem, ne içersem ya da nasıl bir gıda takviyesi alırsam kendimi daha iyi hissederim diye biraz insanın kendini herhalde tanıması lazım. Belki bu anlamda birkaç yöntem ve formül söylersiniz. Ayrıca size de sorayım, siz bir gıda takviyesi kullanıyor musunuz? Gıda takviyesi alırken nelere dikkat ediyorsunuz, neleri önemsiyorsunuz onu da sorayım. Belki sağlık okuryazarlığı kapsamında da bunu açıklayabilirim. Hemen hızlı hızlı birkaç tane şey tamamlayayım. Ondan sonra da sorularınıza cevap vereyim. Bir tanesi internetle ilgili. Bugün ünlü Üstad Atual Behramoğlu'nun bir tweet'i var. Birisi bir dizesini paylaşmış. O da cevap vermiş. Benim böyle bir dizem yok diye. Yazan kişi şey demiş. İyi araştırın var demiş. Yani internetteki bilgi konusu her yere gidebiliyor. İlaç çok tehlikeli bir konu. Reklam dendi. Mesela ginseng, uyarıcı bir madde, stimülan, insanları zinde hissettiriyor, 100 metre koşturuyor. Reklamlarını izliyoruz. Multivitamin preparatlarının içerisinde var. Dönem dönem de yararlanıyoruz. Ama şimdi böyle deyince bütün gençler, herkes yorgun vesaire, herkes kullanmak istiyor. Ama baktığınızda ginseng molekülü ciddi kanama problemi yaratabilen,
aritmi yapabilen, yani aritmi dediğimiz kalp ritim problemi, kalpte sıkıntı yaratabilen, psikotik olaylar ortaya çıkarabilen, hayal görmenizi sağlayabilen bir molekül. Şimdi bunun içinde ne kadar var, hangi firmanın ürünü, hangi eczacı önerdi, hangi hekim önerdi ile ginseng dünyanın her yerinde, her yerde satılıyor. Hani bakarsanız. O yüzden ne aldığımızı, ne içtiğimizi, hani bunun bir sürü, çuvaldızın bir sürü tarafı var. Yani herkes tarafından denetlenebilir. Kaliteli, bilinen ürün eczacı veya hekim tarafından önerilirse olur diye hani son öyle bir şey söyleyeyim. Az önce cinsellik, zeka gelişimi, mental aktivite, kilo konuşuldu. Benim hastalarda bir tık daha fazla var. Mesela hiç kimse Alzheimer olmak istemiyor. Şimdi Alzheimer'dan önler diye o kadar çok madde pazarlanıyor ki internette. Hani ben takip etmekten yoruldum. Tabii ki de 7-8 tane molekül oldu. Hani kullanılabileceğiyle ilgili ama şimdi kaç yaşında başlayacağız? Kime vereceğiz? Biz bile oturup tartışıyoruz. Vermeli mi, vermeli mi? Ne kadar doz vermeli? Kesin koruyor mu? Kılavuzlarda var mı? Hani bunların böyle marketten veya internetten olabilmesi bana çok mantıksız geliyor. Kişi kendini bilmeli. O güzel bir şey sizin söylediğiniz. Mesela en azından kendi ilaçlarını bilmeli. Çarpıcı bir rakam vereyim. 5 milyon civarında belki biraz daha fazla vatandaşımız aspirin veya benzeri bir kan sulandırıcı kullanıyor. Yaklaşık 1 milyon vatandaşımız da aspirinden daha da önemli tipte kan sulandırıcılar kullanıyor. Şimdi gıda takviyelerinin birçoğu bu tarz ilaçlarla ilaç etkileşimine giriyor ve hastayı biz mide kanamasından, beyin kanamasından, bağırsak kanamasından hastaneye geldiğini, acile geldiğini, öldüğünü görüyoruz. Şimdi bunu öneren kişinin bir vebali olmalı. Değil mi? Yani o zaman bunu bir hekim veya eczacı önerirse, o hastayı süzgeçten geçirirse, medulladan ilacına bakarsa, sorarsa, sorgularsa sorun olmaz. O kadar çok hani örnek anlatabiliriz ki. Kırılganlık, yani kırgınlık dediniz. Yani böyle grip oluyorum gibi bugünün moda konusu. Aslında bugünün Türkiye'deki en önemli gündemi grip aşısı. Ülkede ne yazık ki yeterli sayıda grip aşısı yok. O yüzden ne yazık ki yaşlılarımız bile grip aşısı olamayacak görünüyor. Şimdi öyleyse gripten korunmak için ne yapalım? Kesinlikle iyi uyuyalım, iyi dinlenelim, hareket edelim, egzersiz yapalım, bağışıklığın en önemli şeyleri. İyi beslenelim. Elimizde mucize ilaçlar yok yani şu kesin gripten önler diye. Yani uçağa biniyorsunuz önünüze bir reklam geliyor diyor ki antiviral bu diyor bunu alırsanız diyor daha siz enfeksiyon. Ve yalancı bir güven veriyor. Şöyle yalancı güven veriyor insan onu alıyor. Ha tamam diyor ben bunu alıyorsam artık diyor bana bir şey olmaz diyor. Şimdi peki o ürünün tanıtılan ürünü ben kullanmıyor muyum hastalarımda? Bazen kullanıyorum. Eczacımız önermiyor mu? İşte hastasına göre seçmek. Kişiye özel öneri. Yani hekimliğin sanat olduğu, gene eczacı danışmanlığının çok önemli bir uygulama olduğunun aslında ispatı bu. Kişiye göre seçim. Yani tamam biz eczacı, hekim işimizi iyi yapacağız. Onunla ilgili eksikler varsa düzeltilebilir ama bakın bunların bile tartışıldığı bir ortamda bir marketin, internetin neresini tartışacağız o zaman? Yani hani en azından burada belli bir süzgeçten, eğitimden geçmiş, bu konuya kendini adamış, yemin etmiş meslekler var. Hani bunların hatalarını, eksiklerini düzeltiriz elbette, konuşuruz. Bu önemli. Mesela kaşıntı, değil mi? Çok alerji Türkiye'de çok olur. İşte bunlar için ilaçlar da var, çok yan etkileri var. Gıda destekleri de var, gene yan etkileri var. Uyutanı var. Benim yaşlı hastalara veriyorlar, çok uyku yapıyor. Tuvalete giderken yolda düşüyor, kalçasını kırıyor. Şimdi o gıda takviyesi masum mu oldu? Ben gıda takviyelerini kötülemek için konuşmuyorum. Birçok kişide de kullandığım oluyor. Ben daha çok kalite, denetim ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırması, eczacı danışmanlığı ve hekim danışmanlığı öneriyorum. Kendiniz bir şey kullanıyor musunuz dediniz. Hı hı. Aslında kullanma kullanmama işi şöyle bir şey. Bakın insanlar sağlıklı, varlıklı, varlık biraz görece biz yoksul bir ülkeyiz maalesef yoksullaşıyoruz ama ekonomik olarak kaygılı insanlar var. Aslında insanlar kaygılarını gidermek için sağlık kaygılarını ellerindeki ne varsa o parayı harcamaya hazırlar. Çünkü sağlık endişesi bir grup insanda çok var. O yüzden de böyle ek gıdaya, işte destek ürününe, moleküle, vitamine yönelen de bir grup var. Küçümsememek de lazım. Dünyanın her yerinde var. Şimdi bu kaygıyı ve sağlığı az önce ticaret konuşuldu. Çok doğru yönlendirmeliyiz. Yani doğru kişiye, her gelen kişiye ben bundan kullanmak istiyorum. İşte çinko mesela konuşuluyor. 5 miligram mı, 10 miligram mı, 30 mu, 50 mi?
Mesela sadece bu konuştuklarımız değil, Coenzim Q10 diye bir madde var. Çok da popüler değil mi? Üçlüğü de var, 200'lüğü de var, 100'lüğü de var. Bazı hastaya 800 de verdiğimiz oluyor. Yani hani bunların bir ölçüsü var. Yani bu ayarı hekim yapmayacaksa, eczacı yapmayacaksa kim yapacak? Hani bunu başkalarına bırakmak son derece tehlikeli olur. Tabii şeyle beraber ben de bu korona algısıyla beraber şimdi yani hocam, pandemi ayrı bir boyut. Yani pandemiden önce konusu var mı? Mesela şimdi vakalar da artıyor. Şimdi iyice tedirgin olduk. Grip aşısıyla ilgili bir zaten şeyimiz var. Bir sorunumuz var. Vakalar arttı. Bugün aldığımız 2000 bandı bizi daha da tedirgin zor ettirdi. Siz bir hekim olarak hani biraz da yayının sonuna gelmek üzereyiz. Gıda takviyesi alalım ya da almayalım. Gerçekten bizi koronavirüse yakalanmaktan maske, mesafe, temizlik dışında alacağımız birkaç tedbiri de söyler misiniz? Gıda ve gıda takviyesi kullanarak bilmiyorum. Var mı öneriniz? Aslında az önce konuştuk. Egzersiz, uyku ve iyi beslenme, maske, mesafe, hijyen bunlar ana korular. Belli bir yere gelmiş molekül olarak D vitamini var. O da az önce Tayfun hocam söyledi yani bir mutlaka verelim önerisi şeklinde değil ama ön plana çıkan moleküller burada çinko gibi görüyorum, vitamin C görüyorum, D vitamini görüyorum. Ama bunlar hani mutlaka verilmelidir, mutlaka alınmalıdır demek hele bunu televizyon ekranlarından demek son derece bizim bütün 2 saattir konuştuğumuza aykırı olur. Kime? Kaç yaşında? Niçin? Ne tür bir hastalığı var, ne ilacı kullanıyor, benim eczacım ya da benim meslektaşım, hekimim bunu sorgulayacak, o zaman kullanacak. Şimdi ben mesela 47 yaşındayım, eşlik eden bir hastalığım yok, herhangi bir risk faktörüm de yok. Hatta biraz fazla da kötü besleniyorum, kilom da var. Şimdi benim illaki bir takviye ürünü kullanmama gerek yok ama Tayfun hocam gibi ben de D vitamini kullanıyorum. Çünkü D vitaminim eksikti, bir dönem B12'm eksikti, kullanıyorum. Diğerleri ölçülebilir şeyler değil. Ama ben mesela sık grip olan biri olsaydım, sık böyle üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren biri olsaydım, bütün bahar geçiş dönemlerinde illa bir şey kullanmak ihtiyacım da olsaydı, o zaman herhalde bir C vitamini, çinko preparatı kullanırdım. Ama bu bir kılavuz önerisi ya da bu bir kanıt önerisi değil. Bunu biz kişi bazında değerlendirmemiz lazım. Hasta değil, danışan bazında değerlendirmemiz lazım. Spesifik bir şey almayalım ama vitaminler var. İçinde bu saydıklarınızın hepsi var bir şekilde. Az ya da çok doz olarak. Vitamin kullanımına nasıl bakıyorsunuz? Multivitamin kullanımına günlük olarak. Şimdi multivitamin kullanımının ihtiyacının olduğu dönemler var insanlarda. Yaşlılarımızın bir kısmında var. Beslenme bozukluğu olanlarda var. Temposu çok yüksek olan kişilerde var. Maalesef metropolde yaşıyoruz. Herkes iyi beslenemiyor. Kahvaltı yapmıyor insanlar. Öğlen az yiyor. Akşam dengesiz yiyor. Bu sefer bir takım şeyleri almaları gerekiyor. O zaman önerilebiliyor. Yalnız multivitamin dediğiniz şey çok tehlikeli. Şu açıdan tehlikeli. O kadar çok çeşidi var ki. Orada marka güvenilirliği, içerik güvenilirliği, İçindeki o sıkıcı gibi gelebilir ama 20-30 tane maddenin pozolojileri çok önemli oluyor. İşte o pozolojilerin hangisinin o kişiye iyi geleceğine eczacı ve hekim karar verir. Benim aslında özetle söylemeye çalıştığım şey o. Yani bir şeye sadece siyah ve beyaz multivitamin iyidir ya da kötüdür diye söyleyemeyiz. Kullanımının gerekli olduğu hasta ve danışan gruplarımız ve dönemlerimiz oluyor. Özellikle ben geriatride sık da kullanıyorum. Ama bunların hiçbirisi mutlaka verilmelidir diye A seviye, az önce hocam söyledi, meta analiz, büyük kanıtlarla gelen şeyler değil. Tamam. Ama kullanıyoruz. Bunu hasta bazında seçiyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tayfun hocam, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Son 5 dakikama girdim. Stüdyo konuklarımı da söz verip tamamlayacağım. Bir arzu ederseniz toparlayın. Stüdyoda konuklarımdan önce son sözü size vereyim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu çok çok önemli bir konu ve daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ve farklı boyutlarıyla ele alınması gereken bir konu. İnşallah bizi bu akşam Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimler, yetkililer de duymuştur veya bu konuda bir takım adımlar atılır. Ve kesinlikle bu ürünlerin hepsi hekim tarafından önerilen ve eczaneden temin edilen ürünler haline gelir. Bunun yapılması inanın halk sağlığında çok önemli bir kontrol mekanizması olacak ve bir iyileşme sağlayacak. Ondan sonraki aşamada da
eczanelerdeki veriliş biçimini veya hekimlerin bu konulardaki bilgi düzeyini vesaireyi de ayrıca tartışabiliriz. Tamam. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Stüdyoda konuklarıma döneyim. Sizin ekleyecekleriniz neler? Sizin ekleyecekleriniz neler? Bir toparlayalım. Lütfen. Ben diyorum ki ilaç bir tüketim malzemesi değildir. Öncelikle bunun altını çizelim. Ve mesleğine aşık bir eczacı olarak tüketiciye de sanatçı ve mankenlerimizin önerdiği ürünleri gelip bizden istemesinler diyorum. Bu benim çok ağrıma gidiyor bir eczacı olarak. Gerçekten çok ağrıma gidiyor. Herkes kendi işini yapsın. Dolayısıyla bu ürünler, farmasötik formdaki bütün ürünler ilaçtır ve mutlaka eczanede doktor ve veya eczacı tavsiyesiyle tüketiciye verilmelidir diyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam, ben teşekkür ederim. Sizle kapatalım. Ben de tüm sağlık çalışanlarımızı unutmayalım. Gerçekten de büyük bir özveriyle, büyük risklerin altına girerek büyük gayretler gösterdiler. Bu nedenle tüm hekimlerimizi, eczacılarımızı, teknisyenlerimizi, tüm sağlık camiasını ben kutluyorum. Ama unutmamamız gereken maalesef kaybettiklerimiz var. Onlara da minnetle ve rahmetle anıyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir ben de toparlama yapayım müsaade edersiniz. Bu arada eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş, yanlış almadıysam, vefat etmiş. Yakınlarına sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Ülkemize aslında hizmetleri olan, iz bırakan bir sağlık bakanıydı. Onu da söyleyelim. Aslında bu yayının çıkış noktası çok kontrolsüz bir şekilde gıda takviyenin hele korona günlerinde daha çok artması ve kontrolsüz gıda takviyeleri kullanınca organ yetmezliği, özellikle böbrek yetmezliği, karaciğer hasarları neden oluyor. Farkında olmadan hastalık hastası oluyoruz. Bunu engellemek. İkincisi, internette satılan gıda takviyelerinin ya sahte ya da yanıltıcı olduğu ortaya çıktı. Verilerle, istatistiklerle, aman internetten bir ihtiyacımız varsa bile gıda takviyesi almayalım. Bir eczacıya ya da bir aile hekimine ya da sürekli takibe gittiğimiz hekimimize danışıp alalım. Özellikle gençler, yaşlılar hiçbir şey galiba fark etmiyor benim burada gördüğüm. Lütfen buna dikkat edelim. Marketlerde çok, eczanelerde de böyle güzel ambalajlar içinde satılıyorlar ama markette danışacağımız pek bir insan yok maalesef. Gene bunu da göz önüne alarak bir şey de alacaksak daha bilinçli bir şekilde marketten herhalde almakta fayda var diye düşünüyorum. Yurt dışına çok yaygın aslında, marketlerde bu ürünler satılıyor ama kontrollü almak çok önemli. Ne olur en yakın danışmanımız eczacı diyoruz, en yakın danışmanımız aile hekimi diyoruz. En azından bir sağlık merkezine, bir hekime gidemiyorsak bile, bir hastaneye gidemiyorsak bile aile hekimi ya da eczaneye danışmadan lütfen bunları almayalım. Yayınlarla, istatistiklerle ne gibi sakıncalı sonuçlar doğurduğu görülmüş. Sağlık okuryazarlığımızı attıralım. Yani ne biliyoruz, ne bilmiyoruz, biraz araştıralım. Kendimizle ilgili doğru karar, sağlık kararlarını vermeye çalışalım öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Profesör Doktor Tayfun Uzbay, Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı. Sayın Profesör Doktor Mustafa Can Kurtaran, Hacettepe Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı, aynı zamanda iç hastalıkları dahiliye uzmanısınız. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Sayın Armağan Şener, Farmetik Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, teşekkürler katıldığınız için. Sayın Leyla Zırhlıoğlu, Farmetik Girişimci Eczacılar Derneği Kurumsal Koordinatörü, bir farkındalık yaratmış olduk. Ve gıda takviyelerinin de aslında ilaç olarak değerlendirilmesi gerektiği söyleniyor. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı'ndan bu yetkinin alınması, Sağlık Bakanlığı'na verilmesi noktasında görüşleri buluşturduk. Artık takdir devletimizin, bakanlıkların diyelim, sağlıkçıların, sağlık profesyonellerinin diyelim. İyi akşamlar diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. İyi akşamlar.